Görüntü geliyor mu? Bir onay verirseniz ona göre başlayacağım. Tamam, sevindim. Bir sıkıntı yok görünüyor. Öncelikle kısaca kendimi tanıtayım ben. İsmim Süleyman Üçen. Türkiye Belediyeler Birliği'nin avukatıyım. 5 yıldır Türkiye Belediyeler Birliği'nde görev yapıyorum. Bildiğiniz üzere yeni bir kanun, yeni bir uygulama. Bu çerçevede sizinle hem işin kanuni boyutunu hem de verbise kayıt boyutunu konuşmaya çalışacağız. Öncelikle sanırım aramızda hem verbise kayıt yapacak kişiler vardır diye tahmin ediyorum, hem de mevzuat öğrenmek isteyen vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü her ne kadar verbise kayıt olmak ve bu çerçevede verbise ilgili verileri girmek belediyede birkaç kişinin görev olarak sınırlı olsa da kanun kapsamında verilen görevlere uymak hepimizin sorumluluğunda. Ve özellikle de işin cezai boyutları da var. Hem idari ceza boyutları hem adli ceza boyutları var. Çünkü hem Türk Ceza Kanunu'nda hem de 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda biz kamu çalışanlarının bu kanun hükümlerine aykırı hareket etmemiz durumunda karşılaşacağı yaptırımlar var. Öncelikle 6698 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler bize hangi sorumlulukları getiriyor? Bu kapsamda neler yapmamız gerekiyor? İlk yarıda bunları göreceğiz. Sonra bir kısa ara verip daha sonra da verbis aşamasını birlikte görelim. Şimdi biliyoruz kişisel veriler her yerde karşımıza çıkıyor. Şöyle bir kısa giriş yapmaya çalıştım. Sosyal ve ekonomik hayatın düzen içinde sürdürülmesi, kamu hizmetlerin etkin biçimde sunumu, mal ve hizmetlerin uygun biçimde geliştirilmesi, dağıtımı ve pazarlanması için kişisel verilerin toplanması kaçınılmaz. Kimler kişisel verilerimizi topluyor diye baktığımızda belediyeler, diğer kamu kurumları, her türlü devletin kurumları, özel kuruluşlar, muhatap olduğumuz şirketler, alışveriş yaptığımız yerler veyahut gerçek kişiler de aynı zamanda bizim verilerimizi işleyen, saklayan, nakleden yerlerdir. Bu çerçevede bir ihtiyaç doğrultusunda gelen bir kanundan bahsediyoruz. Çünkü kişisel verilerin en sıkıntılı boyutu bu elde edilen kişisel verilerin yine bize karşı, kişilere karşı kullanılması. Kişisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanıma karşı sahip olduğu bir hak ve ihtiyaçtır. Bu nereden geliyor bu tanımımız? Arkadaşlar ses yok yazanları görüyorum ancak kendi sisteminizi kontrol etmenizde fayda var. Sanırım genelde çünkü sıkıntı yok. Ses var yazıyorlar genel olarak. Çünkü sanırım kesinti olabilir. Devamlı bir sorun olduğunda bana iletirseniz sevinirim. Biraz daha yüksek sesle konuşmaya çalışacağım ben. Şimdi öncelikle kanundan daha da geriye gitmemiz gerekiyor. 2010 yılına. Anayasamızın özel hayatın gizliliği başlıklı 20. maddesi var. Bu maddeyi okumamızda fayda var çünkü bizim kişisel verilerle alakalı olarak çıkış noktamız burası. Önce anayasa bir çerçeve çizdi, daha sonra kanun bu çerçeveyi genişletti ve daha sonra yönetmeliklerle şu an bizim üzerinde çalıştığımız mevzuat haline geldi. İlk cümlemiz, herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Anayasamızın kişisel verilerin korunmasını bir hak olarak bize sunduğunu görüyoruz. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Açık rızaya özellikle değineceğiz. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir demiş anayasamız ve bu doğrultuda da bildiğimiz üzere 6698 sayılı kişisel verilerin koruması kanunu yürürlüğe girdi. Baktığımız zaman kanunun amacına anayasadan alıntı yaptığını görüyoruz. Özel hayatın gizliliği, mahremiyet hakkı, bilgi güvenliği hakkı ve temel hak ve özgürlüklerini korumak kanunun amacı. Kişisel verilerin korunması hakkı gerçek kişiler için söz konusudur. Bu ne demek? Yani verileri işlenen sıfatını sadece gerçek kişiler yani kişiler, bizler haiziz. Tüzel kişilerin verileri kişisel veri statüsünde değil. Bu önemli bir nokta. Kanunda verisi işleyen gerçek kişilerden bahsedildiği için de hak ehliyetine sahip olan herkes kanun kapsamındadır diyebiliriz. Yani tam ve sağ doğmak şartıyla anne karnındaki bir kişinin bile verilerin işleniyor oluşu bir
kişisel veri sıfatına haizdir. Bir de tüzel kişilere ait veriler, gerçek kişilerin verilerini içeriyor ve gerçek kişi tüzel kişinin veri sayesinde belirli veya belirlenebilir hale geliyorsa bu durumda da kişisel veriden bahsedeceğiz. Yani şöyle bir örnek veririz. Belediye şirketlerini biliyoruz. Belediye şirketlerinin tüzel kişileri var. Normal şartlarda belediye şirketlerinin verileri KVKK'ya ilgili kanuna tabi değildir. Ancak biz verelim ki bir şirket müdüründen bahsedelim. Şirketin verileri sayesinde şirket müdürünün şahsi verilerine ulaşabiliyorsak artık burada KVKK kapsamında bir kişisel veriden bahsedeceğiz. Artık çünkü buradaki veriler ilgili tüzel kişinin tüzel kişiden bağımsızlaşarak ilgili gerçek kişiyi bize ayırt etmeye sağlıyor. Kanun uygulanmasında veri işleyen bakımından kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadığından biz de belediyeler olarak, belediye şirketleri olarak aynı zamanda kanun kapsamında sorumluluklarımız vardır diyoruz. Kısaca kişisel veri tanımına bakalım. Kanun şöyle söylüyor. Gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Burada belirli veya belirlenebilir kılma özelliklerinden bahsediyor. Yani gördüğümüz üzere kişisel veri kapsamı geniş. Kanun sınırlı olarak saymamış. Şu şekilde bir örneklendirmeye gidebiliriz. Bunlar benim yazdıklarım. Siz bunları çoğaltabilirsiniz. İsim, telefon numarası, taşıt plakası, kişinin özgeçmişi, görüntü kaydı, parmak izi, genetik bilgiler. Parmak izi noktasına birazdan değineceğiz. Bazı belediyelerin biliyorsunuz girişlerinde kart uygulaması olsa da bazı yerlerde hala parmak izi uygulamasının devam ettiği yönünde bilgiler alıyoruz. Bizler de kişi olarak belediye personelleri olsak da belediyenin bizden aldığı böyle pek kişisel veri olduğundan belediyelerin personellerine karşı da bu kanun kapsamına dikkatli olması gerekiyor. Parmak izi boyutuna ilerleyen sayfalarda değineceğiz. Diğer bir tanıma geçelim. Kişisel verilerin işlenmesi. Kişisel veriler üzerine gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verinin işlenmesi demektir demiş kanun. Aynı şekilde kişisel verinin tanımında olduğu gibi sınırlı bir tanıma gitmeyerek elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza, değiştirilme, yeniden düzenlenme, açıklanma, aktarılma bunları çoğaltabiliriz. Bu tarz veriler üzerine yapılan en ufak bir işlem dahi KVKK kapsamında, ilgili kanun kapsamında veri işlenmesi olarak kabul edilecektir diyoruz. Peki hangi şekilde kayıttan bahsediyoruz? Otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yani illa bu verilerin belli bir sistem dahilinde yani bilgisayar sistemi, elektronik sistem dahilinde olmasına gerek yok. Veri kayıt sistemi elimizde bulunması kaydıyla otomatik olmayan yani elle manuel yollarla da işlenmesi mümkündür diyebiliriz. Bir kısa soru cevap yapmaya çalıştım. Ben elimden geldiğince konuda sıra geldikçe sizlerden zaman içerisinde gelen soruları değerleyerek öne çıkan bazı soruları burada paylaşma gereği duydum. Siz yine aralarda veyahut dersin sonunda kendi merak ettiğiniz hususları ayrıca sorabilirsiniz. Böyle bir soru ile başlayalım. Bir kağıt parçası üzerine gelişi güzel yazılan isim, soy isim, e-posta adresi ve telefon numaralı kanun kapsamında sayılabilir mi? Burada önemli nokta gelişi güzel yazılmaktan bahsediyoruz. Hayır, çünkü kanuni tanımda da hatırlayacağımız üzere işlenen kişisel verilerin bir veri kayıt sisteminin parçası olması, yani bir takım kriterlere göre yapılması gerekiyordu bu işleminin. İsim, soy isim, e-posta adresi gibi veriler sadece gelişi güzel. Örnek veriyorum, iki kişi yeni tanıştığı sırada karşılıklı olarak birbirlerinin telefon numaraları, e-posta adreslerini bir kağıt üzerine not etmesi kişisel veri işleme değildir. Ancak kişi bu tarz verilerin bulunduğu bir ajandasını çıkartıp buralara işleme yapıyorsa, işte artık burada biz bir kişisel veri işleme faaliyetinden bahsedeceğiz. Burada bu önemli noktaya değinmekte fayda var. İkinci bir soruya geçelim. Bilgisayarda bazı kişisel veriler sadece depolama amacıyla dosya halinde tutulmakta ise bu durumda yine kişisel veri işlenmiş sayılır mı? Hepimizin görevi gereği karşılaşabileceğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Üzerinde herhangi bir işlem yapmasak bile sadece bilgisayarımızın herhangi bir klasöründe bulunması, depolama amacıyla bulunması kişisel veri işleme sayılacaktır. Çünkü kişisel veriler sadece depolama amacıyla dosya halinde tutulsa ve üzerinde başkaca bir işlem yapılmasa bile kanun tanımından yola çıktığımızda artık bu da bir kişisel veri işleme faaliyetidir diyebiliriz. Üçüncü ve dördüncü tanımlarımıza geçelim. Veri sorumlusu ve veri işleyen kavramları üzerinde en çok soru işareti olan kavramlar bunlar. Şimdi onları da uygulama üzerinden örnekler vererek açıklamaya çalışacağım size.
Öncelikle veri sorumlusu kavramını inceleyelim. Kanun tanımından yola çıkarak. Kanun der ki kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusudur. Kısaca örnek verelim. Bu da kanun tanımından yola çıktığımızda veri sorumlusu belediyedir. Yani hem belediye hem şirket tüzel kişi veri sorumlusudur. Belediye başkanı veya genel sekreter değildir. Veyahut belediye başkan yardımcısı, ilgili müdürler veri sorumlusu değildir. Veri sorumlusu burada tüzel kişiliğin bizzat kendisidir. Veri işleyen kavramına bakalım. Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi de veri işleyen olarak tanımlanıyor. Burada bakmamız gereken önemli nokta verilen bir yetkiden bahsediyoruz. Tüzel kişiliğin dışında başka bir kişilikten bahsediyoruz. Bunu şöyle örneklendirelim. Biliyorsunuz bazı özel kuruluşlar çağrı merkezleri yönetimini dışarıdan hizmet yoluyla satın alabiliyorlar. Yani kendi bünyesinde çağrı merkezi kurmak yerine başka bir firmanın ilgili personelleri bu amaçla kullanabiliyor ve sözleşme imzalıyor. Örnek vererek gideceğim. Vodafone telekomünikasyon firmasından bahsedelim. Bize yapılan aramaların hepsinin Vodafone'dan gelmediğini bilebiliyoruz. Bazıları anlaşmalı firmalardan veyahut bankalarda bu yöntemi seçiyor. İşte burada anlaştıkları, yani bizi arayıp bizim hakkımızda veri depolayan kişiler işte veri işleyenlerdir. Belediye veri sorumlusudur. Belediye böyle bir hizmet satın aldığı durumlarda ilgili ilişkideki kişi veri işleyen de diyebiliriz. Aklımıza gelen bir soru var şimdi. Hemen bunu burada ben sizinle paylaşmak istedim. Bir belediyenin personelleri veya müdürlükleri, birimleri veri işleyen midir diye soralım. Hayır, çünkü veri işleyen mutlaka ve mutlaka veri sorumlusunun bünyesi dışında bir kişi olması gerekiyor. Yani bahsettiğimiz şekilde bir hizmet alımı yoluyla veyahut bir sözleşme, bir ihale yolu yapılması gerekiyor. Belediyedeki hiçbir kimse, hiçbir personel veri işleyen değildir. Ancak bu çerçevede bazı kişiler biliyoruz ki irtibat kişisi olarak atanacaklar. İlerleyen sayfalar değineceğiz. Kanuna hakim olduğumuzu varsayarak şimdiden değinmek istiyorum ben bu noktaya. Bu atanan irtibat kişisi de veri işleyen değildir. Adı üzerinde irtibat kişisi olarak bahsediyoruz. Veri işleyen kavramını özellikle belediyeler açısından düşündüğümüz zaman değerlendirme dışı bırakabiliriz. Bizim pek uyguladığımız bir sistem değil. Tabii kanun özel hukuk tüzel kişilerine ilgilendirdiği için daha çok onların kullandığı bir kavramdır. Özellikle hiçbir belediye personeli veri işleyen sıfatına haiz değildir diyebiliriz. Kişisel verilerin işlenmesine uyulması zorunlu olan ilkeler. Kanun biraz yüzeysel ve geniş içerikli olacak şekilde bu ilkeleri bize sıralamış. İçini doldurmak bize kalıyor. Bu nerede işe yarayacak dersek, biliyoruz ki hepimiz kamu görevlisi olarak ilgili kanunların bize verdiği emirlere uymamız gerekiyor. Ve de biz yine veri işlemi yaparken bu kurallara uyacağız. Hangi kurallar bunlar? İlgili veriler işlenirken belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme baş koşul. Doğru ve güncel olma. Güncellik yine aynı şekilde ilgili kişi bir veriyle alakalı değişiklik istediğinde kanun bize verdiği güncel olma zorunluluğundan dolayı ilgili kişinin talebini değerlendirmeye alıp üzerine gerekli değişiklikleri yapmamız gerekiyor. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. Bu da çok önemli bir nokta. Az sonra değineceğimiz şekilde açık rızayı aldığımız sürece biz her türlü veriyi alırız diyemiyoruz. Bununla alakalı olarak Kişisel Veriler Koruma Kurumu'nun da kararları artık yayınlanmaya başladı. Buna şunu örnek veririz. Biz belediye olarak bir su abonelik sözleşmesi yaptığımızda ilgili kişinin isim, soy isim, telefon numarası, adres bilgilerini tabii ki alabiliriz, ancak burayla hiçbir şekilde alakalı olmayan bir sosyal güvenlik numarası veyahut taşıt plakasını almamız kanun kapsamında bir aykırılık teşkil edeceğinden ilgili kişinin şikayeti sonrasında belediyenin sorumluluk altına girmesi çok muhtemel. O yüzden üçüncü bende, yani özellikle işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma maddesine uymamızı önemli olduğunu değinmek istiyorum. Ve son olarak da ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. Yani biz bir veriyi aldığımız zaman belediye olarak bu veriyi 100 yıl tabii ki saklayamayacağız. Sonuç olarak bu kişiyle bizim bir abonelik sözleşmemiz vardı, ancak bu abonelik sözleşmesinin süresi dolduktan sonra artık makul süreler. Mesela burada şöyle bir süre öngörebiliriz. Kanundan kaynaklı, borçlar kanundan kaynaklı olarak sözleşmelerden kaynaklı zaman aşımı 10 yıldır. Mesela burada da
İlgili kişinin su abonelik sözleşmesi sona erdikten sonra 10 sene daha verilerini elimize muhafaza edip artık 10. yıldan sonra bizim silmemiz gerekiyor. Çünkü kanun sen bunu aldıktan sonra elinize tutamazsınız diyor. Nesan Hanım bir sorusuna denk geldim şu an. Belediyeler olarak veri işleme personeli görevlendirilemeyecek mi? Şimdi veri işleme personeli görevlendirmek farklı bir şey. Biz zaten kanun kapsamındaki görevlerimiz çerçevesinde birer işleme yapıyoruz. Benim demek istediğim kanunda veri işleyen tabiri karşılığında verilmiş olan bazı tanımlar ve görevler var. Biz belediye olarak bunlara değil, veri sorumlusu olarak bize verilen görevlere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ben mesela Türkiye Belediye Birliği'nin avukatı olarak benim de yaptığım bazı veri işlemeler var. Bizim de davalaştığımız karşılıklı olarak kişiler var. Ben tabii ki veri işleyeceğim bu noktada elimden geldiği ve kanun bana verdiği yetkiye dayanarak. Benim demek istediğim veri işleyen tabirini bir kenara bırakalım. Bizler veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri işleyen sıfatına haiz olamıyoruz. Veri işleme tabii ki devam edeceğiz. İrtibat kişisi bu verilerle ilgili olarak girişleri vermişse tabii ki yapacak. Bizler kanun kapsamında ilgili verileri muhafaza etmeye devam edeceğiz. Başka bir soru görüyorum yine. Veri sorumlusu olmadığım halde personel bilgileri bilgisayarını depolamak ve diğer birimler tarafından istendiğini iletmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bu durumda sorumluluğumuz ne olur? Kanun, belki bunu en başta söylememiz gerekiyordu, şimdi söyleyeceğim. Kanun bize veri işlemeyin, veri aktarmayın, veri depolamayın demiyor. Sadece görevinize bağlantılı olarak bu verileri kişinin açık rızasını alarak işleyin. Açık rızasını aldığımız zaten ilgili yerlere aktaracağımız hususları da orada veriyoruz. Görevinizde kapsamlı olarak kanun verdiği yetkiye dayanarak tabii ki aktaracaksınız. Bunda herhangi bir engel yok. İki müdürlük arasında tabii ki veri paylaşımı yapabilir, görevle bağlantılı olmak kaydıyla. Yani burada kanunun dilini çok sert anlamamız gerekmiyor. Kanun bize veri depolamayın, veri saklamayın, veriyi paylaşmayın demiyor. Bir, açık rıza al. Tabii ki her zaman açık rıza almak gerekmiyor. Onu da istisnalara değineceğiz. İki, aktarım yaparken kanun verdiği yetkiye dayanarak ilgili yerlere dağıtım yap. O yüzden elimizdeki her türlü veri aman bu benim için sorumluluktu, ben bunu paylaşmam dememize gerek yok. Ben örnek veriyorum, bir avukat olarak yola çıktığım zaman bir personelle davalaşmaktan bahsedelim. İş davası, örnek veriyorum fazla alacak davası vesaire vardı. Ben tabii ki bunları gidip personel müdüründen alabileceğim. Çünkü benim bu görevimi yerine getirebilmem için kanuni bir görevden bahsediyoruz. Bu kadar kat olmamıza gerek yok. Az sonra hangi çerçevede, hangi şekilde bu paylaşımları yapabileceğiz, göreceğiz. Ve şunu da söyleyeyim, süreç içerisinde zaman içerisinde karşılaştığınız sorun alanlarıyla ilgili olarak ben en son telefon numaramızı ve mail adresimi de paylaşacağım. Kanun yeni yeni anlaşılmaya başlandığı için tabii ki zaman içerisinde karşılaşacağımız sorun olacak. Benimle paylaşabilirsiniz. Elinden geldiğince size dönüş yapmaya çalışacağım ben de. Yine bir soru görüyorum Abdullah Bey'den. Zabıtalar olarak tespit ve cezai işlemler için kişisel veri depolamaktayız. Hukuki sorun olur mu? Abdullah Bey, biliyorsunuz idari para cezası işlemi uygularken belli başlı almamız gereken veriler, bilgiler var kanun kapsamında. Bir kanuni görev yerine getirdiğiniz için tabii ki kişiden ne rıza almanız ne de saklamanızda bir sakınca var. Tabii ki sakınca yok bunda. Çünkü bir kanuni görev yerine getiriyoruz. Şimdi ilerleyen sayfalarda hangi durumlarda rıza alacağız kişilerden, hangi durumlarda kendimiz bu rızaları almadan işlem yapabileceğiz, onları ayrıntı olarak göreceğiz. Şimdi ilgili kişinin haklarına değinelim öncelikle. Vatandaş olarak ve birey olarak bizlerin de haklarından bahsedelim. Öncelikle kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme bizim en büyük hakkımız. Zaten açık rıza ve aydınlatma metinleri de bundan kaynaklı. Yani bir kişinin kişisel verisi işliyorsak mutlaka bunun karşı tarafa bildirilmesi, haberdar edilmesi gerekiyor. Tabii ki istisnai düzenlemeler dışında. Yine kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme. Yani bir kişi verisi işlendiği zaman bu kapsamda benim hangi verilerim işlendi diye bize sorma hakkına sahip. Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme. Az önce bahsettiğimiz şekilde bize başvuru yaparak bunların düzeltilmesini isteyebilir bu kişiler. Kanunun bize verdiği süre içerisinde taleplerini yerine getirmezsek de kurula şikayet hakları var bizim. Kurul bir karara varabilir, bir para cezası ile karşılaşabiliriz. O yüzden yine bu verilerin güncel, doğru olmasına, eksik veya yanlış olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme hakları var.
Tabii ki bu ilgili süreler dolduktan sonra geçerli. Çünkü biz hem kanun bize verdiği yetkiye dayanarak hem de kişilere imzalattığımız açık rıza, aydınlatma metinleri kapsamında belli sürelere haiz olacağız. Bu sürelerin sonunda bu kişilerin bu verileri silmesini isteme hakları var. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi bile zarara uğraması halinde de zararın giderilmesini ilgili yargı makamlarından tabii ki talep edebiliyor. Şimdi hep açık rıza ve aydınlatma metninden bahsettik ancak bu noktada geçenlerde verdiğimiz bir dersten sonra karşılaştığım bir manzara vardı. Bir belediyemizin ilgili müdürleri gidip personellerine artık bundan sonra yaptığımız her işte aydınlatma yükümlülüğü gösterip açık rıza alacağız şeklinde bir beyanda bulunmuşlar. Bazı müdürler için söylüyorum. Bu noktaya dikkat edelim. Biz o kadar katı bir uygulama içerisinde değiliz. Kanun aydınlatma yükümlülüğünü ve açık rızayı bir madde olarak, ayrı bir madde olarak yazıyor ancak bu gerektiğinde sadece. Şimdi hangi durumlarda gerekli ona bir bakalım. Veri sorumlusu ilgili kişilere kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebiyle ilgili kişinin haklarını bir aydan yükümlülüğü içerisinde toplaması gerekiyor. Bunu şöyle somutlaştıralım. Hepimizin alışveriş yaptığını düşündüğüm bir sayfa var, Trendyol sayfası. En son tam ödeme adımında kutucuklar işaretliyoruz. Bir alışveriş sözleşmesi işaretliyoruz. Bir de okudum anladım şeklinde linkler açıldığını görüyoruz. Burada aslında firma bize karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getiriyor o alışveriş özgü olarak. Veyahut yine bir siteye kaydolduğumuz sırada üyelik açarken yine aynı şekilde bir okudum anladım linki işaretliyoruz. Aslında burada firmalar bize karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getiriyor diyelim. Peki, aydınlatma yükümlülüğü veri sorunları için bir yükümlülük, kişisel veri işlemleri gerçekleştirdiği bir hak olduğundan bahsettik. Aydınlatma yükümlülüğünün olmazsa olmaz bir şart olduğunu tekrar üzerine basa basa söyleyelim. Kanun bize verdiği izinler dışında. Açık izah edelim. Aydınlatma yükümlülüğünü verdiğimiz zaman kişinin bize bir de açık izah sunması gerekiyor. Kişisel verilerin işlenmesi ana kural, ilgili kişinin açık izası olmadan kişisel verilerin işlenememesi. Açık izanın kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili özellikle işlemin içeriği, amaç, süresi, verilerin nerede kullanılacağı hakkında yeterince bilgilendirildikten sonra açık rızasını alacağız. Açık rızayı şöyle tanımlayabiliriz. Kişinin özgürce konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanıdır ve önemli nokta açık rıza için şekil şartı yoktur. Tabii ki kişilerin imzasını almamız bizim için bir ispat kolaylığıdır ancak şunu demeye çalışıyorum. Kişiye siz aydınlatmayı yaptıktan sonra rızasını şifayen karşılıklı konuşarak almış olmanız bile yeterli. Ama tabii ki ileride sorunlarla karşılaşmam açısından hassas birimler için söylüyorum bunu. Açık rıza için bir metin imzalatmanızda, metin almanızda fayda var. İki soru görüyorum. Önce kısa olana bakayım. Yüz okuma ve parmak basma yasal mı? Şimdi yüz okuma ve parmak basma kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri kapsamına giriyor. Birazdan değineceğiz o noktaya. Özel nitelikli kişisel veriler içinde ayrıca hükümler var. Yani kişinin açık rızası alındığı sürece yüz okuma ve parmak basmanın gerekli yerlerde kullanılması kanun kapsamına izin verilen bir durum. Ancak belediyeden yola çıkarak söylüyorum. Yakın zamanda Kişisel Veriler Koruma Kurumu'nun verdiği bir karar var. Belediyelerde bu tarz biyometrik veri kullanarak yüz okuma, parmak basma gibi yöntemlerle girişte personelin giriş çıkış saatlerinin okutulmasını kanun işleme amacına aykırı gördü. Yani geri sayfalarda bahsettiğimiz şekilde artık belediyelerimizin girişte parmak basma yoluyla kişilerin giriş çıkışlarını sağlaması artık kanun kapsamında yasaklanmış görünüyor. Kurul bu yönde bir karar aldı. O yüzden eğer ki bunu uygulayan belediyelerimiz varsa ilgili personel daire başkanlıklarına, personel müdürlüklerine iletmenizi ben tavsiye ediyorum. Parmak basma veya yüz okuma. Yüz okuma biraz daha istisnai tabii ama parmak basma yönteminden uzaklaşarak kart sistemine geçilmesi en makulüdür diyebilirim. Sonuç olarak yüz okuma ve parmak basma yasal. Kanuni çerçevede kişinin izni alındığı çerçevede ve amaçla da orantılı olacak. Örnek veriyorum bir bankanın özel kasa salonuna girerken yüz okuma tabii ki bununla alakalı olarak orantılıdır. Yapılabilir. Ancak her bankaya giren müşteriye bunu yapmak da tabii ki orantısızdır. Kanun kapsamında bir kişi şikayet ederse ilgili kurum cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir.
Başka bir soru var. O soruyu okuyayım bir yandan. Çerezlerin depolanmasından bahsediyoruz. Şimdi çerez depolama biraz daha teknik tabir olduğu için ben çerez depolama üzerinden cevap veremeyeceğim. Şöyle söyleyeyim ancak. Eğer ki bir kişi sayfaya ulaştığı zaman, belediyenin sayfasına veya başka bir sayfaya ulaştığı zaman, eğer ki kişiden gelen ilgili veriler, sizin depoladığınız veriler benim şahsi olarak tespitim mümkün kılıyorsa aydınlatma metnini aydınlatma amaçlı bir işlem yapmanız gerekiyordur. Ancak istatistiki olarak örnek veriyorum. Kişiler hangi sayfada ne kadar süre kaldı? Hangi link daha çok ilgi gördü? Yani benim kişiliğimden bağımsız olarak kişilerin verilerini tutuyorsak elimizde bununla alakalı bir aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine gerek yok. Şimdi Aslan Hanım'ın bir sorusunu görüyorum. Girişte yüz okuma varsa tamamen iptal edilmeli mi şeklinde? Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun görüşü biyometrik veriyle özellikle parmak okuma üzerinden verdiği bir karar için söylüyorum ben bunu. Belediye personeli için orantısız bir uygulama olduğu için bu sistemin iptal edilmesi gerektiğini kurul karara bağladı. Eğer ki bu tarz uygulamanın olduğu kişiler varsa, belediyeler varsa, ilgililer bana mail atarsa en sonda ben bu kararı talep ediyorum diye ben kararı sizinle paylaşayım. İlgili dairelere, ilgili müdürlüklere iletin çünkü herhangi bir şikayet olması durumunda belediyelerimiz para cezalarıyla karşılaşabilirler ne yazık ki. Kart giriş çıkış yapmakta herhangi bir sakınca yok. Çünkü kart giriş çıkışlarında sadece bizim orantılı olarak verilerimiz işleniyor. İsim, soy isim, giriş çıkış saatlerimiz görevle orantılıdır. Ancak parmak izi, yüz okuma gibi hassas veriler özel nitelikli kişisel veride birazdan değineceğimiz şekilde o yüzden özel nitelikli kişisel veriler işlenirken de herkesin hem belediye personelinin hem de belediyenin şahsının dikkat etmesi gerekiyor dememiz gerekiyor. Açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkün olan hallere de değinmemiz gerekiyor. Hangi hallerde açık rıza aramamız gerekmiyor? Bazı görevler kanunda açıkça verilmiş olabilir. Yani kanun bize diyorsa ki görevin kapsamında ilgili kişiden şu 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 verileri alacaksın dediği zaman az önce beyefendinin zabıta olan kişinin verdiği örnekten yola çıkarak söylüyorum. Bir idari para cezası tutanağı tutulurken kişinin bazı verilerin alınması artık kanunen zorunlu tabii ki. Bu noktada kişinin açık rızasını aramamıza engel yok. Bunu örneklendirerek gidebiliriz. Sonraki sorumuza geçelim. Üst başlığa geçelim. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. Bunu da şöyle örneklendirebiliriz. Bir trafik kazasından sonra kişinin hastaneye kaldırılması aşamasında bazı bilgilerine gerek duyduğunda artık bu kişinin rızasını alınamayacağı bir durumdan bahsediyor. Bu tabii ki belediye ile alakalı olan bir durum değil. Kanun maddelerini anlamamıza fayda olduğunu söylüyorum ben. Bu çerçevede bu tarz fiili imkansızlıklar durumunda kişinin rızasına ihtiyaç duymadan verilerin işlenmesi mümkündür. Tabii ki belediye için değil, bu Sağlık Bakanlığı için veyahut Emniyet için getirilmiş bir kolaylık diyebiliriz. Veyahut bir sözleşmenin kurulması ile ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Yine burada su abonelik sözleşmesinden yola çıkabiliriz. Belediyelerimiz vatandaşlara su abonelik sözleşmesini imzalarken biz her sözleşme için tabii ki bir açık rıza almayacağız. Çünkü kanun demiş ki sözleşme için gerekli olan maddeler için açık rıza almanıza gerek yok. Bunlar neler olabilir? Bunları çeşitlendirebiliriz. Adres, isim, soy isim, TC kimlik numarası da tabii ki gerekir. Kişi tespit edebilir olmamız gerekiyor. Ancak diğer geçmişte verdiğimiz örnekte olduğu gibi sosyal güvenlik numarası, taşıt plakası veyahut parmak izi verisi burayla hiçbir şekilde alakası olmadığından almak istersek mutlaka kişinin rızasını almamız gerekiyor. Burada önemli nokta sözleşmenin kurulması aşamasında bu veriler gerekli mi değil mi? Gerekli olan veriler alıyorsak sadece aydınlatma yükümlülüğü yapmamıza gerek yok sözleşme kapsamında. Ancak daha ekstraları varsa artık o noktada veriler almamız, daha doğrusu izin almamız gerekiyor. Bir de veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hali. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Belediyeniz bir personel alım ilanına çıktığında biliyorsunuz ki kanun KPSS puanı zorunlu tuttuğu zaman bu kişiler sınav başvurusu yaptığında, size daha mülakata başvuru yaptığında ilgili kişinin KPSS puanını almak bizim tabii ki bir yasal görevimiz olduğu için biz gidip de ilgili kişiden bak sen, ben KPSS puanını şu an işliyorum dememize gerek yok. Çünkü artık biz veri sorumlusu olarak
hukuki yükümlülüğü yerine getirirken ulaştığımız veriler bunlar. Devam edelim. Bahsettiğimiz özel nitelikli kişisel verilere geldik şu anda. İşlenmeleri halinde ilgili kişilerin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olma riski taşıyan veriler. Bunlar hangileri? Irk, etnik köken, siyasi düşünce, din, mezhep, vakıf sendika üyelikleri, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriler. Şimdi kanun kişisel verileri anlattıktan sonra bir de hassas olan verilere ayrı bir başlık açmış. Bunları sınırlı olarak saymış ve özel hükümler getirmiş. Özel hükmümüz nedir? Özel nitelikli kişisel veriler de tabii ilgilinin açık rızası olmadan işlenemiyor. Yalnızca çeşitli kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın işlenebiliyor. Diğer verileri hatırlarsak kanunlarda öngörülen hallerde işlenmenin dışında daha başka istisnalarımız da vardı. Burada sadece özel nitelikli kişisel veriler için söylüyorum. Kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın işlenebiliyor. Şu koyu renk yazdığım yerlere dikkat etmek istiyorum sizinle birlikte. Sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti, biyometrik veriler. Bunlar belediyelerin uhdesinde tuttuğu en yüksek yoğunluklu özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu noktada belediye bizden her seferinde açık rıza alacak mı ona değinmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle sendika üyeliğine değinelim. Sendika üyeliği ve ceza mahkumiyeti ve biyometrik verilerimiz. Kanun kapsamında biliyorsunuz ilgili kişi işe başlarken belli başlı cezalardan hüküm giymemiş olması gerekiyor. Veyahut bir yılın altında bir yılın üzerinde cezasının olmamış olması gerekiyor. Bu kuruma verilmiş bir kanuni görev olduğundan biz ilgili kişilerin ceza mahkumiyeti yani personel olarak bize başvuru yapan kişilerin ceza mahkumiyeti ilgili verileri alırken açık rıza istememize gerek yok. Çünkü bizim için bir kanuni gereklilik. Yine sendika üyeliği. Belediye bizden açık rıza almasına gerek yok. Çünkü sendika üyeliği de belediyenin biliyorsunuz sosyal denge tazminatı olsun veya başka hususlar olsun, toplu iş sözleşmeleri olsun. Bu noktalarda başvurduğu kanuni görevleri olduğu için yine bizden açık rıza almasına gerek olmayan hususlar. Biyometrik veri noktasına az önce değinmiştik. Belediyenin biyometrik veri alması tavsiye edilmiyor. Kurul para cezası vermedi şimdilik. Çünkü bir karar yayımladı ve ilgili karar doğrultusunda belediyenin işlem yapmasını şimdi talep etti. Ancak ilerleyen zamanlarda ceza verilmeyeceği manasına gelmiyor bu. Bir soru görüyorum. Bazen eski kimlikler ile iş başvurusu alıyoruz. Din ibaresi orada yazıyor. O zaman sorun teşkil ediyor mu? Hayır. Teşkil ediyor diyemeyeceğiz. Siz aslında kişinin kimlik verisini aldığınız zaman hangilerini depoladığınız önemli. Siz yani sisteminize giriş yaparken, kimlikle alakalı olarak verilere giriş yaparken, TC kimlik numarası, isim, soy isim, doğum tarihi, anne baba adını girerseniz, dinle alakalı verileri zaten depolamıyorsanız, yani gerek görülmeyen bir durum olduğu için söylüyorum, tabii ki rıza almanıza gerek yok. Siz bu veriyi doğrudan depoluyorsunuz diyemeyeceğim ben. Biyometrik veri üzerine çok soru geliyor. Bir soru daha var. Biyometrik veri alamıyor mu şeklinde. Biyometrik veri alabiliyor belediye. Bizden açık rızamızı aldığı sürece biyometrik veri almasında herhangi bir sakınca yok. Demek istediğim şu benim. Biyometrik verinin alınmasını kurul, daha doğrusu biyometrik veri yoluyla kişinin kuruma giriş çıkış yapmasını orantısız görüyor. Yani bizim rızamız alınması kaydıyla biyometrik verimizin belli yerde depolanması kanunen mümkün. Ama diyor ki sen bu veriyi örnek veriyorum emniyet birimleri istediğinde paylaş. Onda bir sıkıntı yok. Ama kuruma giriş çıkış için bunu kullanman orantısızdır diyor. Özetle. Özel nitelikli kişisel veriler içerisinde en özel nitelikli olanını söyleyeyim. Kamu sağlığının korunması ve sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza olmaksızın da sağlığa ilişkin veriler işlenebiliyor. Bu noktada Sağlık Bakanlığı'nın COVID döneminde yaptığı uygulamadan bahsedebiliriz. Bizim COVID testlerimizin sonuçları doğrudan bakanlığa gidiyor ve depolanıyor. Bu noktada ne bize herhangi bir soru soruyorlar ne biz herhangi bir haberdarız bundan. Ancak kanun diyor ki kamu sağlığının korunması ve sağlık hizmetlerinin planlanması için ilgili kuruluşların bizden rıza almasına gerek yok. Ancak burada yetkili kurum ve kuruluşlardan bahsediyoruz. Bu işte yetkili olan. Yani özel bir muayenehaneye gittiğimizde tabii ki bize veri işleyeceklerse bir aydınlatma metni göstermeleri sunmaları gerekiyor. Şimdi diğer bir husus kişisel verilerin aktarılması. Yine buradaki kuralımız da
Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. İstisna, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesini mümkün kılan hallerde aktarmada rıza olmadan mümkün. Yine kısaca aşağı hatırlatmak için yazdım. Kanunlar açıkça öngörülen haller. Buna şunu örnek verebiliriz. Bir kişinin işe başladıktan sonra tabii ki bir sosyal güvenlik kaydının açılması gerekiyor ve bazı verilerin dönem dönem sosyal güvenlik kurumuyla paylaşılması gerekiyor. Bu aktarma sırasında bizim belediye olarak ilgili personelden rıza almamıza gerek yok çünkü bizim için bir kanuni gerekliliktir bu. Silme, yok etme, anonim hale getirme. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resmen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Burada sebeplerin ortadan kalkmasından bahsettik. Yine her zamanki örneğimiz su abonelik sözleşmesinden bahsediyoruz. Örnek verelim. Su abonelik sözleşmesi sonlandırıldıktan sonra 10 yıllık bir sözleşme zaman aşımı süresi var. Bu zaman aşımı süresinden sonra artık bizim bunu silmemiz, hatta yok etmemiz. İkisi farklı kavramlar. Dikkat edelim. Silmek şu şekilde. Ben avukat olarak bir veriyi elimde bulunduruyorsam zamanı geldiğinde sildim. Bende bulunmayacak ancak bu 10 yıllık saklama süren boyunca bilgi işlemin herhangi bir depolama sisteminde bulunmasında bir sakınca yok. Artık ben bunu muhtemelen bulunuyorum. Bu silme yok etme de artık bilgi işlemin tamamen buna ulaşamayacak şekilde elimizde yani tamamen ortadan kaldırması diyebiliriz. Bir de anonim hale getirme kavramı var. Kişisel verilerin hiçbir sureti kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. Bu da şu, yine su örneğine gidelim. Bir mahallede hangi saat aralıklarında kaç ton ortalama su kullanılıyor, hangi saat aralıklarında nasıl bir su kullanımı var gibi veriler kişisel veri olmadığından artık bir anonim hale getirme olduğundan bu verilerin belediyenin elinde 10 yıllarca bulunmasında herhangi bir sakınca yok. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimizden bahsedelim bir de. Veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etme yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakta zorunlu. Yani diyor ki kanun bize belediyeler ve diğer tüzel kişiler, veri şirketleri vesaire veri güvenliğini sağlamak için yükümlülükleri var. Bunu yerine getirmek için de tedbir alması gerekiyor. Bu tedbirler neler? Ben kısaca Kişisel Veriler Koruma Kurumu'nun sitesinden aldığım bazı örnek tedbirleri buraya yansıttım. Bu çerçeve tabii ki ilgili bilgi işlem birimlerimizin bir kapasitesi bu noktada daha yüksektir. Bunları sadece ben örnek olarak bulunması için buraya bırakıyorum. Ders sonradan sunumu paylaşabileceğim sizinle. Gerekli olan arkadaşlar, ilgili arkadaşlar buradan hangi teknik tedbirlerin öncelikli olarak alınması gerektiğini görebilirler. Şimdi kuruma değinelim. Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere Kişisel Veriler Koruma Kurumu kurulmuştur. Tüzel kişiliği olan bir kurumdan bahsediyoruz ve kurumun bir karar organı var. Kişisel Verileri Koruma Kurulu. Kurulun görevlerine kısaca bakalım. Kişisel verilerin temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak. Bu alandaki her türlü ilgili yönetmelikler kurul tarafından hazırlanıyor. Veri sorumlusu ve temsilcisine görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmak. Şikayet üzerine veya ihlali öğrenmesi durumunda re'sen kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde konuda geçici önlemler almak ve kişisel verilerle ilgili haklar ihlal edildiğinde ileri sürenlerin şikayetlerini karara bağlamak. Bu noktada dediğimiz gibi bahsettiğimiz şekilde ilgili kişilerin hakları vardı. Bu haklar doğrultusunda kuruma bizi kurula daha doğrusu şikayet edebiliyorlar. Bu şikayet yoluna şimdi işlememizde fayda var. Kişiler kanun uygulanması ile ilgili olarak hak ihlallerin giderilmesi ile değişiklik talepleri gibi konularda veri sorumlusuna başvuracak. Yani bir vatandaş bir talebi varsa verisiyle alakalı hak ihlali olduğunu düşünüyorsa veya veri değişikliği istiyorsa öncelikle belediyeye başvuru yapması gerekiyor. Belediye talebi 30 gün içerisinde sonuçlandıracak. Bu talebi kabul veya reddettiği sürece gerekçesini yazılı veya elektronik olarak bildirecek.
ve talep kabul edilmişse de veri sorumlusu gereğini yerine getirecek. Kanun burada en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde diyor. O yüzden işin niteliğine göre kolay, vakti kısa sürede halledebilecek işler varsa bir an önce bu başvurunun sonuçlandırılmasında fayda var. Ancak üst süremizde 30 gün buna değinelim. Yine bir soru cevap yapalım. İlgili kişi kanun kapsamındaki haklarına ilişkin olarak veri sorumlusuna mı yoksa veri işleyene mi başvurmalıdır? Veri işleyen kavramından bahsetmiştik. Veri işleyenin bu noktada bir sorumluluğu yok. Biz verilerimizin hukuka, kanuna aykırı olarak işlendiğini düşünüyorsak başvuru yapacağımız yer veri sorumlusu yani ilgili tüzel kişi. Peki hangi durumlarda kurula gidiyoruz? Kişilerin veri sorumlusundan yaptığı başvurunun reddi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi halinde de ilgili kişi 30 gün içerisinde kurula başvuru yapabilir. Kurul telafisi güç veya imkansız zararların doğması muhtemel ise bir durdurmaya yani idari yargılamada olduğu şekilde benzer bir örnek olarak burada yürütmenin durdurulmasına karar verme yetkisinden bahsediyoruz. Ve kurul 60 gün içerisinde karar vermezse de ilgili kişinin başvurusu artık reddedilmiş sayılıyor. Bu noktada bu hükmün böyle olmamasını biz tercih ederiz. Keşke 60 gün içerisinde bir cevap verilseydi ancak verilmemiş halinde zımni ret olarak kabul etmiş görüyoruz kurulun. Veri sorumlusuna başvurmadan doğrudan kurula şikayet yapılamamakta böyle bir durumda kurul zaten gerekli şekilde cevabını verecek ve başvuruyu geri çevirecektir. Peki ilgili kişi kurula şikayet yoluna başvururken tazminat talep edebilir mi? Kurumdan tazminat talep edilemiyor. Örnek veriyorum bir kişi verileri hukuka aykırı olarak bir yerde paylaşıldığı zaman şahsi hakları zarara uğradığı zaman tazminat talebini ilgili yargı makamlarına isteyecek. Tabii ki tazminata hak kazanabilir. Bu noktada kanun herhangi bir engelleme tabii ki gitmiyor. Ancak buna karar verecek makam kurul değil, ilgili mahkemelerdir. Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkası tarafından elde edilmesi durumunda veri sorumlusu bu durumu ne kadar bir süre içinde kurula bildirmeli? Burada kanunda olmayan bir uygulamayla karşılaşıyoruz. Kurul bir karar aldı bu noktada. Belediye veri ihlaline maruz kalırsa eğer en geç 72 saat içerisinde kurumun sitesinde yer alan kişisel veri ihlal bildirim formunu doldurarak bu formu kurula göndermesi gerekiyor. Bunu yapan bazı firmalar ve belediyelerimiz olduğunu gördüm ben. Bu bildirimlerden birkaçını size paylaşmak istedim. Yani biz belediye olarak elimizdeki kişisel verilerin saldırıya uğradığını, paylaşıldığını, suistimal edildiğini öğrendiğimiz noktada kuruma bilgi vermemiz gerekiyor. Kişisel Veri Koruma Kurumu bünyesindeki kurula bilgi vermemiz gerekiyor ve kurulda gerekli gördüklerini mesela burada Vatan Bilgisayar'ın uğradığı bir saldırıyı görüyoruz. 5 Ekim tarihinde gerçekleşmiş bir saldırıdan bahsediyoruz ve 27 bin kullanıcının bilgilerinin tehlike altında olması nedeniyle kurul bir ihlal bildirimi yayınladı. Yine aynı şekilde bir belediyemiz sanırım Düzce Belediyesi tam hatırlayamadım şu anda Yalova Belediyesi. Yalova Belediyesi'nde yine veri sistemine bir müdahale olması nedeniyle veri ihlali durumunu kurula bildirmiş ve kurulda vatandaşların dikkat etmesi açısından da incelemeler devam ederken de bu bildirimi yapıyor. Şimdi isterseniz bir kısa ara verelim. Verbise değineceğiz birazdan. Bir 10 dakika ara vermekte fayda görüyorum ben. Bir yandan sorulara bakayım ben. Döndüğümüzde de sorulara tekrar değinelim. 10 dakika sonra saat şu an 11 tam. 11'i 10 geçe burada görüşelim.
Tekrar merhaba. Sesim ve görüntüm geliyor mu? Öncelikle onu sorarak başlayayım. Tamam, sevindim. Şimdi Ersin Bey'in bir mesajını gördüm. Sunumu paylaşacağım dersten sonra. Ancak şu şekilde bana mail atarsanız, gerçi arkadaşlarıma ileteyim ben. Direkt buradan da paylaşabilir, indirebilirsiniz sisteminize. Dileyen olursa ders sonunda paylaşacağım. Mail adresime boş mail atmanız durumunda da bizzat sizinle de paylaşabilirim. Dilerseniz başlayalım. Şimdi sorular okuyordum bir yandan. Ersin Bey'in birçok soruya cevap verdiğini gördüm. Teşekkür ediyorum ben de. Zaten şirketler açısından sürecin daha önce başladığını da belirtecektik biraz sonra. Kendileri tanırım kaydı tamamlamışlar. Bu çerçevede bilgi sahibiler. Ben de tabii ki sunumu seve seve paylaşırım faydalanması için. Şimdi bir soru gördüm burada. Veri sorumlusu ile veri işleyen ayrı kişiler olması halinde kanunda sorumluluk rejimi nasıl belirlenmektedir şeklinde Mustafa Bey'in sorusu. Mustafa Bey, sorumlu asıl olarak veri sorumlusu tabii ki belediye burada. Ancak bir tazmin hükmüyle karşılaşmamız durumunda tabii ki veri işleyen kişinin sorumsuzluğundan kaynaklı, yani bizim verdiğimiz hukuki çerçeve dışında hareket etmesi dışında bununla karşılaşıyorsak tabii ki biz de bunu rücu edebiliriz. Belediye olarak ilgilere dava etme hakkına sahibiz. Şimdi şöyle bir mail adreslerini burada görüyorum ancak ben ders sonra mail adresini paylaştığında oraya mesaj atarsanız ben dönüş yapsam daha iyi olur. Burayı takip edemeyebiliyorum ve ders sonra siz burası kapanacak çünkü. Ben dersin sonunda mail adresini paylaşacağım sizinle. Oraya boş mail atmanız yeterli. Ben size dönüş yapacağım. İsterseniz verbisle devam edelim. Bu kadar anlattıktan sonra biz işin hukuki yönünden bahsettik ancak bir de bu verilerin kayıtlarının tutulduğu bir sistem var. Veri sorumluları sicil bilgi sistemi ismi. Kısaca Verbis. Verbis, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve İşlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yaptıkları kayıt sistemidir. Böyle bir tanımdan sonra başlayabiliriz. Verse kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri ile ilgili yetkiyi kanun kişisel verileri koruma kuruluna vermiş. Kanunun aldığı son karar doğrultusunda sisteme kayıt ve uyum süreleri şu şekilde. Ben hemen şöyle mail adresimi yazayım. Sizinle paylaşmak için söylüyorum şu anda. Buraya mail atarsanız ben de ders sonunda paylaşacağım. Buraya boş mail atmanız yeterli veyahut talebinizi de yazabilirsiniz. Sunum şeklinde bir not düşerseniz ben ders bittikten sonra sunumları sizinle paylaşacağım. Şimdi kurulun aldığı kararlar doğrultusunda uyum sürelerinden bahsedelim. Verse kayıt yükümlülüğünde yıllık çalışan sayısı 50'den çok olan veri sorumluları, yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan veri sorumluları. Bu iki ayrı grup için son kayıt tarihi 30 Eylül 2020 idi ve tekrar bir uzatma gelmedi. Bu sınıfa giren belediye şirketlerimiz oldukça fazla diyebiliyorum ben de ve birçoğunluk kaydın tamamlandığından da haberdarım. Ancak kurul doğrudan bir ceza işlem uygulamak yerine bir uyarı yazısı gönderdi yakın zamanda ilgili kurumlara. Normal şartlarda ceza uygulaması gerekiyor ancak bir hatırlatma yaptı tekrar. Bizim için özellikle belediyeler için ilgilendiren sürede kamu kurum ve kuruluşlar açısından 31 Mart 2021. Şu an 15 Şubat tarihindeyiz. Birazdan bununla alakalı da bilgileri vereceğim. Öncelikle verbise kayıt kuralının bazı istisnalarından bahsedelim. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, bu tarz durumlarda verbise kayıt olması gerekmiyor. Yine su örneğinde vermiştik hatırlarsanız. İstatistik amaçla su kullanımlarının saat aralıkları vesaire tutuluyorsa bu noktada bir verbise kayıt durma gerekmiyor. Veyahut bazen anketler yapılabiliyor belediyeler nezdinde. Yine bu anket içeriklerinde kişilerin kişisel verilere ulaşma imkanı olmayan durumlar için söylüyorum. Verbise kayıt durumundan istisnadır bu tarz hususlar. Yine kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla işlenmesi. Yine burada özel şartlarımız özel hayatın gizliliği hususu.
Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanuna göre ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi yine hassas sorunlardan bahsediyoruz. Verbise kayıt istisnası var. Kişisel verileri soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemleri ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi yine burada da Cumhuriyet Başsavcılıklarının, mahkemelerin verbise kayıttan istisna olduklarını, bu işlemlerini görüyoruz. Bir de verbise kayıt yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları var. Bahsetmiştik, veri sorumlusu gerçek kişi de olabiliyordu, tüzel kişi de olabiliyordu. Gerçek kişi olarak faaliyetlerini yürüten avukatlar, arabulucular, noterler veyahut tüzel kişi olan siyasi partiler, yine mali müşavirler ve yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler verbise kayıt yükümlülüğünden istisnalar. Yani küçük belediyeler açısından söylüyorum. Tabii ki bir kayıt yükümlülüğü bizim var ancak burada bahsettiğimiz onlar değil. Onların kayıt yükümlülüğü var. Gerçek kişiler özelinde bunu sınırlandırabiliriz. Yalnızca elle şu anda bir veri kaydı yapan işletmeler vesaireler varsa onlar için söylüyorum şu anda. Onlar şu anda muaflar. Verbise kayıt olmaları gerekmiyor. Ve son olarak da yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az. Bu iki şartın birlikte gerçekleşmiş olması gerekiyor. Gerçek veya tüzel kişi veri sorunları da verbisten muaf. Yani biz bir belediye şirketi olarak küçük boyutlu olduğumuz varsayıyorum. Belediyemiz ne kadar küçük olursa olsun verbise kayıt yaptırması gerekiyor. Ama belediye şirketimizin yıllık çalışan sayısı aylık ortalaması açısından 50'den az ise bunda kurul şöyle bir karar aldı bu noktada. Yıllık çalışan sayısı hesaplanırken yılın 7 ayı yani yarıdan fazla yolun dönemine bakıyor. Yılın 7 ayında çalışan sayısı 50'den az ise buradaki ortalama çalışan 50'den az kabul ediyor kurul ve diyor ki sen belediye şirketi olarak diyor vergiden şu anda muafsın diyor. Veyahut yine beraber daha doğrusu iki şartın beraber olması gerekiyor. Aynı zamanda da yıllık mali bilançonda 25 milyon liradan az olacak diyor. Verbise kayıt olma durumu açısından belediye şirketlerinden bahsetmiştik az önce kısaca. Belediye şirketleri özel hukuk tüzel kişisi olarak kabul edildiğinden tüzel kişi ama özel hukuka tabi olduğundan 31 Mart'a değil 30 Eylül sınırına tabi. Tabii ki yıllık çalışan sayısı 50'den az ve mali bilanço 25 milyon liradan azsa kayıt olma zorunluluğu şu aşamada yok. Ancak kamu kurumu olan belediye açısından sorumluluk 31 Mart 2021'e kadar verbise kayıt olmaları yönünde. Bakıyorum şu anda yaklaşık bir 45 günlük süre kaldı görünüyor. 1,5 aydan bahsediyoruz. Süre oldukça daraldı. Şu an belediyelerde bir hareketlilik var. Bu noktada biz de elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz bu kayıt sürecinde. 2 hafta kadar önce, hatta geçen hafta pardon, biz Kişisel Veri Koruma Kurumu'na Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir talep yazısı gönderdik. Belediyelerden gelen talepler doğrultusunda. Bu sürenin bir süre daha uzatılması, özellikle pandemiden kaynaklı esnek çalışma durumlarına değindik. Burada eksik personel durumları vesaire gibi gerekçeler dolayısıyla bu sürenin makul bir zaman dilimi olarak tekrar uzatılmasını talep ettik. Henüz bir dönüş olmadı. Zaten bir uzatma olursa bu talep doğrultusunda kendi sitelerinden yayınlanır. Aynı zamanda resmi gazetelerinde yayınlanır diye tahmin ediyoruz. Şimdi verbise kayıt yükümlülük sürecinde yapılması gereken bazı işlemler var. Onları anlatalım. Şimdi yükümlülük sürecinde yapılması gereken işlemleri burada sıralandırdım. Ayrıntılarına gireceğiz birazdan. Öncelikle verbise kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumlularının yapması gereken iki ön işlem var. Birisi kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamak. Diğeri de kişisel veri işleme envanteri hazırlamak. Daha sonra bu hazırlanan bilgilerin de sisteme girilmesi aşamasına geçeceğiz. Öncelikle bu veri saklama ve imha politikasıyla kişisel veri işleme envanterinin kanunda veya yönetmeliklerde bir örnek metni eki yok. Bu çerçevede Türkiye Belediye Birliği olarak şu an bir çalışma içerisindeyiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta tamamlayacağız ve web sitemizden hem belediyelere yönelik olarak örnek bir veri saklama ve imha politikası bunları Word metni olarak paylaşacağız ki siz kendi belediyelerinizde bazı hükümleri değiştirmek isterseniz örnek veriyorum sürelerin değiştirilmesi olabilir. Bununla alakalı olarak imha ve saklama sürelerini değiştirebilirsiniz. Veyahut saklama ortamlarında ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Aldığınız idari ve teknik tedbirleri kendiniz düzenleyebilirsiniz. Biz size bir çerçeve ve özellikle de muhtemelen Türkiye Belediye Birliği'nin kendi saklama ve imha politikası olarak da paylaşabiliriz. Ama Word ortamında paylaşacağımızdan siz kendiniz bilgisayarınıza indirip bunu
kendi belediyenize oy alamanız yeterli olacak. Yine kişisel veri işleme envanteri hazırlanması gerekiyor. Bununla alakalı olarak da şu an üzerinde çalışıyoruz. Bir Excel dosyası olarak bunu da sizlere sunup veri işleme envanteri hazırlama sürecinde sizin adınıza kolaylaştırmaya çalışacağız. Öncelikli olarak bu saklama ve imha politikasıyla envanterin hazırlanması gerekiyor. İlerleyen sayfalarda bunları örnek olarak göreceğiz. Daha sonraki aşamada veri sorumlusu belirlenen süre içerisinde verdise kayıt yaptıracak. Veri sorumlusu bahsettiğimiz kişi tabii ki belediyemiz. Daha önce işlenmiş olan kişisel veriler kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekiyor aynı zamanda. Kamu kurumlarının yani daha doğrusu şöyle bunların da elimizdeki bulunan bütün verilerin sisteme girişini yapmamız gerekiyor bizim. Tabii ki veri girişi yapmayacağız. Veri başlıklarının girişini yapacağız. Sanırım yine ses az oluyordu. Biraz daha yaklaşayım ben de ekrana. Kamu kurumlarında bu kanun uygulanmasıyla ilgili koordinasyon sağlamak üzere üst düzey bir yönetici belirlenerek KVKK'ya bildirilmeli. Bu kişi belirleyeceği kişi verbise irtibat kişisi olarak kaydedilmeli ve bu kişi bildirimde bulunmalı. Şimdi burada kısaca yazdık. Şimdi ayrıntılarına geçiyoruz. Bir soru gördüm. Verbis irtibat kişisi memur dışında işçi de olabilir mi? Tabii ki engel yok. Kurum kapsamında çalışan herhangi bir kişi olmasında bir engel yok irtibat kişisinin. Bir mesaj daha görüyorum. Evet, danışmanlık firmalarından bahsediliyor. Aslında danışmanlık firmalarının çok gerekli olduğunu ben de düşünmüyorum. Yani şöyle bazı belediyelerimiz tabii ki iş yükü vardır. Buna ayıracak personeli yoktur sayı olarak. Tabii ki danışmanlara bu işleri tevdi etmeleri mümkün ancak biz bir kişisel veri saklama ve imha politikası ve envanter örneğini sayfamıza bırakacağız. Bu işlerin yapılmayacak bir yanı yok. Yani zaten az önce Ersin Bey de sanırım tamamladıklarını bahsettiler. Belediye personeli zaten alanda yetkin insanlardan bahsediyoruz. Siz alanı sizler daha iyi biliyorsunuz emin olun bu noktada. Dışarıdan bir insana göre belediyenin iş ve işlemleri işleyişini tabii ki daha iyi bilirsiniz. Ben bu noktada bir komisyon kurulmasını tavsiye ediyorum şahsi olarak. Komisyondan kastım şu şekilde. Her birimden birer personeli bu komisyona dahil edip en azından bu uyum sürecinde daha farklı görevler vermeden bu kişilere aynı zamanda bu kişiler hem kendi birimlerindeki dosyaların envanterlerini çıkartacaklar uyum sürecinde. Hem de irtibat kişisiyle birlikte verbis kaydını oluştururken sisteme girişler yapmak üzere bir komisyon oluşturulduktan sonra zaten diğer komisyon üyelerinin bir faaliyeti kalmıyor. Bundan sonra süreci irtibat kişisi tek başına idame ettirebilir. Zaten bu kişi sabit bir kişi olacak. Benim tavsiyem bu noktada bir başkanlık oluruyla sadece bu işlerde çalışmak üzere 2 aylığına da 3 aylığına bir komisyon kurulması ve bu sayede bahsettiğiniz miktarlar hakikaten çok yüksek miktarlar çünkü duyuyoruz biz de. Yani 30-40 binlik nüfuslu bir ilçenin 150-200 bin lira sadece bu işe ayırması bizce de pek makul değil. En güzeli zaten biz eğitimlerde elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda dersin sonunda telefon numaramızı da paylaşacağım ben. Bu numara üzerinden bize anlık olarak konuda da ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak bir avukatla sözleşme yapılması gerekiyor mu diye soruyor. Hayır, burada avukatların doğrudan dahili yok. Hatta belediyelerde de bu işte doğrudan sorumlu olanlar hukuk birimleri de değil. Bu işin sorumlusu belediyenin kendisi şahsında tabii ki başkan. Başkan görevlendirdikten sonra bu işi yapacak kişi başkan görevlendirdikten sonra avukat da olabilir, bilgi işlem müdürü olabilir, hukuk müdürü olabilir, destek müdürü olabilir, destek personeli. İrtibat kişisinin kim olduğu noktasında takdir yetkisi başkanda. Belde belediyeleri için de aynısı geçerli olduğundan kamu kurumu olarak bizim web sitemizi tbb.go.tr'yi ben takip etmenizi öneriyorum. Biz yakın zamanda tbb.go.tr'ye hem imha politikasını hem envanter örneğini bırakacağız. Bunları kendi bilgisayarınıza indirip hazırlıkları yapıp şimdi de birazdan verbise kayıt olma aşamalarını göstereceğim. Derse devam edelim isterseniz. Öncelikle yapılması gereken ilk adım kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamak. Veri sorumlularının kişisel verileri işlendikleri amaç doğrultusunda gerekli olan azami süreyi belirleme, silme, yok etme, anonim hale getirme işlemleri için dayanak yaptıkları bir politikadan bahsediyoruz. Bir yönerge diyebiliriz buna, iç yönerge diyebiliriz. Bir nevi kurum yönetmeliği de diyebiliriz bu işe özgü olarak. Şöyle bir fihrist, bir içindekiler kısmı oluşturdum ben.
Kişisel Veriler Koruma Kurumu'nun sitesindeki kendi imha politikasından yola çıkarak böyle bir metin oluşturduk. Şimdi biz TBB olarak bu metin içeriğini doldurup sizinle yakın zamanda paylaşacağız. Bu imha politikamızda hangi başlıktan olması gerekiyor? Amaç yer alacak. Hangi amaçla biz bu imha politikasını hazırladık? Kapsamda kimler yer alıyor? Belediyede hangi birim, hangi kişi, hangi görevden sorumlu? Hangi ortamlarda kayıt tutuyoruz? Bilgisayar ortamıdır, fihristir. Örnek veriyorum, bilgi işlemi farklı depolama yerleridir vesaire vesaire. Saklamayı gerektiren hukuki sebepleri yazmamız gerekiyor. Hem kanun hem ilgili yönetmelikleri ekleyeceğiz buraya. Saklamayı gerektiren işleme amaçlarını yazacağız yine. İmhayı gerektiren sebepler, teknik tedbirler, idari tedbirler. Teknik tedbirlerden bahsetmiştik. Belediyede bu verilerin güvenliğini sağlanması için alınan tedbirler. İdari tedbir olarak da şu anda bizim yaptığımız bu eğitim aslında kanun kapsamında bir idari tedbiridir. Yani idari tedbir aslında belediyenin yani idarenin personellerine yönelik olarak bir KVKK eğitimi vermesi. Bu eğitimler daha da özelleştirilebilir. Örnek veriyorum, veri korumaya yönelik eğitimler de verebilir belediye. Bu da bir idari tedbirdir personel açısından. Bu da idari tedbirlerin alınması gerekiyor. Yine kişisel verilerin imha tekniklerinin yazılması, silinme, yok edilme ve anonim hale getirilme, saklama ve imha süreleri. Bahsetmiştik daha önce. Belediyeler aynı zamanda bir saklama ve imha süresi belirlemesi gerekiyor. Her bir veri için ayrı ayrı bunları belirlememiz gerekiyor ve sürelerin makul olması, işleme özgü işlemle uyumlu olması gerekiyor. Periyodik imha süresi yazmamız gerekiyor. Periyodik imha süresini şöyle açıklayayım. Örneğin bir verinin 2 senelik saklama süresi vardı, bu doldu. Bir verinin de 10 yıllık saklama süresi vardı, bu da doldu. Aynı ay içerisinde doldu. Peki biz bunları hemen silmemiz gerekiyor mu anlık? Hayır. Belediye bir de periyodik imha süresi verecek. Örnek veriyorum, 6 aya bir. Yani her yılın Haziran ve Aralık ayı periyodik imha süresi olduğunu varsayalım. 10 yıllık süre Ocak'ta dolsa bile belediye Haziran'a kadar bu periyodik imha süresini bekleyebilecek. Yani demek istediğim şu, Haziran ayında ilgili irtibat kişisi bakacak. Hangi verilerin saklama süresi dolmuş, çıkartacak bunları, oradan not alacak. Haziran'a geldiğinde bunların tek tek silimlerini yapacak sistemden. Bu da bir periyodik imha süresidir. Yani her veriyi takip etmemiz gerekmiyor. Yani şu, çünkü belediyede tutulan belki yüzlerce veri var elimizde. Kimisi 10 yıl, kimisi 2 yıl. Birinin süresi bugün bitti, birisi ya bugün öğleden sonra, kimisi yarın bitebilir. Anlık takip etmem açısından periyodik imha süresi bizim için getirilmiş bir kolaylık. 6 aylık, 3 aylık, artık iş yoğunluğunuza göre bu imha politikasına sürelerinizi yazarak veri silimini kolaylaştırabilirsiniz. Politikanın yayınlanması ve saklanması ile alakalı bir hüküm ve yürürlükten kaldırma hükmünün olduğu bir imha ve saklama politikasının hazırlanması gerekiyor. Bu politika hazırlandıktan sonra web sayfasının belli bir noktasına ulaşılabilecek bir noktasında bu politikanın aynı zamanda paylaşılması gerekiyor. Yani bu politikayı ben hazırladım, başkan imzaladı. Biz bunu kurumda herhangi bir dosyaya koyduk değil. Bu şundan gerekli. Belediyemizin sitesine bir kişi girdiği zaman verilerinin hangi amaçla depolandığını, hangi sürelerle saklanacağını, ne zaman silinebileceğini, bir nevi bu yönetmelik, belediye yönetmeliği bunu şu an sadece kolaylık olması açısından söyleyeyim. Tabii ki bir yönetmelikten bahsetmiyoruz burada. Çünkü politika bunun ismi. Bu politika okuyan bir kişi haklarını, imkanlarını buradan görebilmesini istiyor kurum. Bu politikayı dediğim gibi biz yakın zamanda önümüzdeki hafta içerisinde diye umuyorum sayfamızdan paylaşacağız. Siz indirip ilgili değişiklikleri yaparak belediyenizi uyarlayabilirsiniz. İkinci olarak hazırlanması gereken işlem kişisel veri işleme envanteri. Veri sorumlularının yapması gereken şu işlemler: kişisel veri işlemenin amacını, hukuki sebebini, veri kategorilerini, aktarılan alıcı grubu ve veri konularını, azami muhafaza edilme süresini ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin yer aldığı bir envanterden bahsediyoruz. Şöyle biraz daha gözümüzde kolaylaşması açısından paylaşmaya çalıştım. Bunların hepsinin bir araya geldiği sayfamız bizim kişisel veri işleme envanteri. Bu belediyemizin veyahut şirketimizin büyüklüğüne göre, hala kaydını yaptırmayan şirketler olduğunu ihtimal vererek şirketlerine örnek veriyorum. Çünkü zaten bizim şirketlerimizin kaydolma süresi Eylül'ün sonunda tamamlanmıştı aslında, olmak gerekiyordu. Bahsettiğimiz şekilde aylık çalışan sayısı 50'den fazla ve yıllık mali bilançosu 25 milyondan fazla olan şirketlerimiz zaten kaydolmuş olması gerekiyor. Ancak kaydolmayanlar için onların da bunu hazırlaması gerekiyor. Bu belediyedeki veri yüküne göre sayfalar tabii ki artabilir. Şimdi birazdan örnek bir veri hazırlama envanteri göreceğiz. Şu şekilde bir tablomuz. Biz şimdi TBB olarak bu tabloyu
Excel'e aktarıyoruz. Örnekte bir metin haline getirip size yine sayfamızdan paylaşacağız. Sizin tek yapmanız gereken Excel tablosunu alıp birimlerinize dağıtmak. İlgili kişi için söylüyorum bunu. Mutlaka belirlerde bir komisyon belirlenir. Bununla alakalı bir de görevlendirilmiş bir birim müdürü, bir daire başkanı vardır, olacaktır. Her birime bu dağıtımın yapılması gerekiyor. Arkadaşlar mail adresinizi görüyorum ancak buraya yazarsanız burası kapandıktan sonra ulaşmam çok zor. Benim kendi mail adresim var. Yukarıda bakın Özlem Hanım da paylaşmış. Ben tekrar yazıyorum. Buraya mail atmanızı rica ediyorum ben. Siz buraya boş mail veyahut sunum şeklinde bir yazı yazmanız yeterli. Çünkü buradan kayıt tahmin yapamıyorum. Orada her gelen maile ben dönüş yapacağım. Ayrıca sunumu en son burada da paylaşacağız. Envantere devam edelim isterseniz. Envanter nasıl hazırlanacak? Bunu bir Excel tablosu haline getireceğiz. Paylaşacağız sizinle. Siz de kendiniz de hazırlayabilirsiniz tabii ki. Birim, ilgili birim personel müdürlüğü olarak başladım. 1, 2, 3 müdürlükten örnekler vererek devam edeceğiz. Dilerseniz bu arada bu kişisel veri envanteri hazırlamanın belli bir örneği olmadığından kanunda veya yönetmelikte içeriği biz belirleyebiliyoruz. Örneğin en solda ben birim yazdım sadece. Sol tarafa bir sütun daha açıp ilgili daire başkanlığı yazıp sağ tarafa ilgili müdürlük şeklinde bir de şey başlıyor. Mesela buraya personel daire başkanlığı sağ sütuna insan kaynakları müdürlüğü şeklinde bir sıralama da yapabiliriz. Ama şu halde yeterli bu hazırlık. Personel müdüründeki personelimizin bir envanter hazırladığını örnek verelim şu anda. Faaliyetimiz şu olsun. Personel özlük dosyası oluşturma faaliyeti kapsamında. Kimlik veri kategorisinde bu kategorilerin hangileri, kişisel verilerin neler olduğu noktasında biz yine envanter örneğimize mümkün olduğunca çeşitlendirip sizin sadece oradan işaretleme yapmanızı sağlamaya çalışacağız. Ki zaten envanteri hazırladıktan sonra sisteme envanter girişini yaparken de elle bunları tek tek yazmayacağız. Yine sistem bize örnek sütunları, satırları getirecek. Biz sadece oradan personel müdürlüğünü seçtikten sonra örnek veriyorum. Personel özlük dosyasına tik atacağız. Daha sonra veri kategorisine geçtiğimizde yine kimlik veri kategorisine tik atacağız. Yani verileri hazırladıktan sonra sisteme giriş yapmak işin en kolay kısmı. Çünkü bu başlıklar bize orada hazır olarak gelecek. Biz sadece tık 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 işaretleyerek gideceğiz. Birazdan sisteme kaydını yapmış bir firmanın örneğini de ben size göstereceğim. Yani biz kaydı tamamladıktan sonra o sayfa nasıl görünecek onu da örneğini paylaşacağım birazdan. Kimlik veri kategorisinde işlenen veriyi yazıyoruz. İsim ve soy isim verisi. Mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla şeklinde ve kim için bu işlemi yaptık biz? Belediye personeli. Bu veri konusu kişi grubu da kimin verisinin işlendiği oluyor. İşlemenin hukuki sebebi göreve başlamak. Bu noktada sözleşme imzalanması olabilir. Birçok şey yapabiliriz. Yine bu noktada yapacağımız seçimleri sayfamızda göreceğiz. Ve siz de yine verbise kaydolurken işaretleyerek devam edebilirsiniz. Saklama süresini burada biz 10 yıl olarak belirledik. Yine sözleşmeden sonraki zaman aşımına yola çıkarak biz 10 yıl olarak belirledik. Buradaki saklama süresiyle alakalı olarak mevzuatın hiçbir yerinde doğrudan düzenleme yok. Ama velev ki bizim çalıştığımız alanla ilgili olarak bir özel düzenleme olduğunu varsayalım. O zaman işte buradaki özel hükmü yazmamız gerekiyor. Ama mesela bu veriyle alakalı olarak özel düzenleme olmadığından biz belediye olarak 10 yılı seçtiğimizi varsayıyoruz. Alıcılar. Burada bizim verilerimizin yurt içinde kime aktarıldığı. Şimdi tabii ki personel isim soy isim verisinin sosyal güvenlik kurulmasına aktarılması elzem. O yüzden buraya biz alıcı olarak sosyal güvenlik kurumunu yazmamız yeterli. Ancak başka veriler için örnek veriyorum alıcı yoktur. Burayı yok şeklinde boş şeklinde geçebiliriz. Yabancı ülkelere veri aktarımı belediyelerde pek olmadığını varsayarak yok şeklinde işaretliyoruz veya seçiyoruz. Sonraki adım ve son adım. Alınan güvenlik tedbirlerini paylaşmamız gerekiyor. Bunu birim birim de yapmış olabilirsiniz. Kurum olarak da yapmış olabilirsiniz. Ben burada kurum olarak yapıldığını varsayarak ortak bir sütun açtım. Şu şekilde kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi eğitimi verildi. Bu bir idari tedbirdir. Verilmiş veyahut buradan aldığınız eğitimleri buraya yazmanızda fayda var. Son olarak da teknik tedbir yazalım. Bilişim sisteminin fiziki güvenliği sağlandı. Bu da örnek veriyorum kapıların kilitlenmesi, işte hassas güvenlik tedbirlerinin uygulanması da teknik tedbirdir diyebiliriz. Özlük dosyasında birden çok veri var. Her biri için ayrı ayrı oluşturulması mı gerekiyor? Evet.
Her bir veri için ayrı ayrı oluşturuyoruz. Ancak her bir kişi için ayrı ayrı oluşturmuyoruz biz. Şu an benim bu hazırladığım ilk satır kimlik, isim, soy isim. Bu şu anda belediyedeki bütün personeller için ortak bir satır oldu. Bunu tamamladık. Yani biz kimlik için alt sütuna geçtik anne baba adı. Yani isim soy isim sonra örnek veriyorum anne baba adı verisi. Örnek veriyorum TC kimlik numarası verisi. Bunları yaptıktan sonra artık bu bütün personeller için ortak. Bu bir kere yapılacak bir işlem. Şimdi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bir envanter hazırlama örneğine bakalım. Destek hizmetlerinin en çok yaptığı işlemlerden birisi ihale dosyası oluşturma. Faaliyetimiz bu. Veri kategorisi olarak iletişim seçiyoruz. Telefon numarası aldığımızı varsayıyoruz. İşlem amacı satın alım süreçlerinin yürütülmesi olarak yazdım. Teklif sunan şirket sorumlusu. Az önce bahsetmiştik. Tüzel kişilerin verileri kişisel veri kapsamında olmadığı için tüzel kişilerle ilgili olan verileri buraya işlememiz gerekmiyor. Ancak ben buraya yine de ihale ile alakalı olarak bir kişinin verisini aldığımda mesela bu kimdi? Teklif sunan şirketin sorumlusunu ben diyelim ki toplantıya başlamadan önce telefon numaralarını topladım ben teklif veren kişileri. Çünkü ben satın alım süreçlerini daha şeffaf, daha güzel yürütmek istiyorsam bu artık kişinin tüzel kişi geldi, tüzel kişiden bağımsız bir veri olduğu için artık bizim bu noktada envanterimize bunu yazmamız gerekiyor. Ama şu olsaydı, diyelim ki ben bir açık ihale açtım, 10 tane anonim şirketi geldi bana teklif sundu. Bunların verileri, tüzel kişilerin verileri, kişisel veri olmadığında tabii ki buraya yazmamız gerekmiyor. Bizim buraya sadece gerçek kişilerle alakalı olarak verileri yazmamız gerekiyor. Devam ediyorum. İşlemin hukuki sebebi de belediyenin meşru menfaati dedim. Çünkü ben bu kişilere daha sonra irtibatlaşmak da isteyebilirim veya süreç içerisinde daha rahat ulaşmak istersem diye bu numarasını almıştım. Saklama süresi olarak da bir yılı seçtim burada. Çünkü bir satın alım süreci kişinin telefon numarası bana daha fazla uzun süre bulunmasına gerek yok. Çünkü şirketin bilgileri zaten benim uhdemde uzun süre kalacak. Ben sadece bu süreçte kolaylık sağlaması açısından bu kişinin telefon numarasını almıştım. Makul süre olarak da bir yılı yazdım ben buraya. Ben buraya 10 yıl yazsaydım ne olurdu peki? 10 yıl yazmaktan beni alıkoyan bir şey var mı? Var. Kanun kapsamında en başta demiştik ya. Alınan verilerin amaçla orantılı olması gerekiyor. Bu kişi aldığımız verisinin 10 yıl saklandığını öğrendikten ve gördükten sonra bizi kurula şikayet edebilir. Benim verimi 10 yıl boyunca belediyenin saklamasına gerek yok diye bizi kurula şikayet edebilir. O yüzden saklama sürelerinin makul olması, işlendiği amaçla orantılı ve uyumlu olması çok önemli. Alıcı yok. Yani bana teklif sunan şirketin veri sorumlusu, pardon, şirketin sorumlusunun alıcısının grubun olması gibi bir durum tabii ki olmayacaktır ve yabancı ülkelere aktarım ben yapmıyorum diyebilirim. Başka bir müdürlüğe geçelim. Eğitim müdürlüğünün envanterinin hazırlandığını varsayıyorum şu anda. Ben burada hepsini aynı satıra, aynı sayfada yazdım ama tavsiyem her müdürlüğe ayrı ayrı bir envanter sayfası açılıp öyle toplanması daha sonra bir araya getirilmesi sisteme gelirken tabii ki işlerinizi daha da kolaylaştıracaktır bu. Burada sadece örnek amaçlı aynı sayfada topladım ben. Faaliyetimiz hizmet içi eğitim yaptığımızı varsayalım belediyenin. Veri kategorisi finans. Finans veri kategorisi bunlar sayfada, verbiste karşımıza gelecek zaten. Kimlik, iletişim, finans bunların hepsi orada kayıtlı olan linkler. Biz sadece işaretleyerek gideceğiz buradan. Kişisel verimiz ne? IBAN bilgisi. İşlem amacı belediye personelinin mesleki gelişimi. Ben hangi kişinin IBAN bilgisini istiyorum? Eğitmenin. Amaç ben eğitmenle bir sözleşme imzaladım. Çünkü bu çerçeve IBAN bilgisini aldım ve uhdemde bulunduruyorum. Saklama sürem eğitim bittikten itibaren 6 ay dedim. Yine makul bir süreç seçtim. 6 ay sonra bu IBAN bilgisini bende bulunmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Alıcı anlaşmalı banka olarak yazdım. Çünkü bu ödemenin sonuçta bir banka üzerinden gitmesi gerekiyor. Şimdi burada eğitim bittikten itibaren 6 ay dedik. Şunu da diyenler olabiliyor. Soru geldi daha önce. Bir kişinin IBAN bilgisinin başkasına bulunmasa ne zarar olabilir? IBAN bilgisine sonuçta sadece para girişi olan bir yer. Kişinin faydasına değil mi? Burada kanun kişinin faydasına veya zararına şeklinde bir ayrıma gitmiyor. Kişinin verisini makul sürede bilgisi dahilinde sakla diyor sadece. O yüzden 6 ayı seçmem yeterli benim. Yani kişinin faydasına da olsa artık bunun üzerine çıkmamam gerekiyor. Yine yabancı ülkeye veri aktarımı yok şeklinde işaretledim. Belediyelerimize pek veri aktarımı olduğunu sanmıyorum ancak özellikle uluslararası firmalar veyahut uluslararası çalışma potansiyeli olan firmalar bizim verilerimizi yurt dışına aktarım yapabiliyor. Az sonra
envanterini hazırlamış ve sisteme yüklemiş bir belediyenin örneğini birazdan göstereceğim size. Oradan bu sayfalar nasıl doldurmuş, nasıl görünüyor şeklinde. Şimdi imha politikasını ve saklama politikasını hazırladık. Kişisel ve işlem envanterimizi hazırladık. Bu evraklar elimizde hazır bulunuyor. Sonraki aşamaya geçiyoruz. Buraya kadarki aşamada saklama ve imha politikası hazırlama noktasında tek birim sorumlu olsa bile envanter noktasında dağıtımı bütün birimlere yapacağız mecburen. Çünkü her birim kendi envanterini hazırlayacak. Şimdi kaydolma noktasında da işaretlere gitmeye çalışacağım. Bu noktada artık belediye başkanının sorumluluğu başlıyor. Tabii ki başkanın bu süreci takip etmesi pek kolay değil. Aramızdan bir belediye sorumlusunun bu sistemi, bu süreci başkan anlatacağını varsayarak da ben buradan göstermeye çalıştım. Yine sunum elinizde olduğu için ilerleyen zamanlarda tekrar edip ilgili şekilde kaydınızı yaparsınız diye düşünüyorum. Kurumun kvkk.gov.tr sitesine girdik yaptıktan sonra bu arada bu siteye bir değineyim ben. Bakın sağ tarafta duyurular var. Bu duyurularda kurumun almış olduğu karar örneklerini görebiliyoruz. Ve olmasın bakmanızı, takip etmenizi tavsiye ederim. Yani irtibat kişisi olarak belirlenen kişiler olursa eğer aramızda burayı şiddetle takip etmesini ben tavsiye ediyorum. İrtibat kişisi olmazsak da zaten yine kanun kapsamında hepimiz birer sorumlu, yükümlü olduğumuz için yine de bu sayfayı ara ara takip etmekte fayda var. Çünkü kanun çok yeni, kurum çok yeni, kararlar yeni yeni oturuyor. Yolda düzenlenen bir süreçten bahsediyoruz çünkü. Verbis butonuna tıkladıktan sonra böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Bu noktada veri sorumlusu yönetici girişi butonuna tıklıyoruz. Şöyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Yurt içinde yerleşik düzel gerçek kişi sol taraftaki sütundan belediye şirketlerimiz kaydını yapıyor. Sağ taraftaki satırdan özür diliyorum. Kamu kurumlarımız kaydını yapıyor. Buraya tıkladığımız zaman şöyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Bu noktada kamu kurumunun vergi kayıt numarasını, veri sorumlusunun unvanını, bu noktada başkanımız veyahut genel sekreterimizin veya ilgili bir başkan yardımcısının bu sayfayı doldurması gerekiyor. Çünkü kurum bu noktada bir üst yönetici istiyor. Üst yöneticinin kaydını buraya yapmamız gerekiyor. Hangi veriler gireceğiz buraya? Veri sorumlusunun adresi, elektronik postası, yöneticinin adı, soyadı, unvanı ve telefon numaranın olduğu bu sayfayı başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, başkan yardımcısı. Yani üst yönetici dediği için tabii ki daire başkanı seviyesine de inebiliriz ancak kurum üst yönetici dediği zaman üst yönetici olarak daha üstler anlaşılıyor genelde. Onların bunun olmasını tavsiye ediyorum ben. Buradan herhangi birisinin adına kayıt almamız gerekiyor. Daha sonra kaydet butonuna bastıktan sonra evrak ilgili kişi kimse, başkan, genel sekreter veyahut şirket müdürü tarafından imzalanıp kuruma posta veya Ankara'da bulunan için elden teslim veya KEP yoluyla ileteceğiz. Daha sonra kurum bizim orada doldurduğumuz sayfa doğrultusunda bize e-posta yoluyla bir muhtemel e-posta olacaktır veyahut yazılı gönderebilirler. Bir kullanıcı adı ve şifre gönderecekler. Bu sayede biz şu anda sadece Verbis'e artık kurum kaydını yaptık. Ama aslında asıl önemli olan noktaya şimdi geliyoruz. İrtibat kişisi atama. Yani biz başkan adına bir kayıt yaptık. Belediye temsilciler. Ancak tabii ki başkan buraya kendileri veri girişi yapmayacak veyahut başkan kendi şifresini de paylaşmayacak bu kişiyle. İrtibat kişisi atayacak. Kurumdan bu işle sorumlu bir irtibat kişisinin atanması gerekiyor. Bu irtibat kişisi herhangi bir kişi olabilir, işçi de olabilir. Bu noktada herhangi bir ayrıma gitmiyor kanunumuz. Ancak bu noktada bizim tavsiyemiz kadrolu işçi olması. Yani bir şirkette tabi 696 sayılı KYK kapsamında şirkete geçmiş bir personel veyahut şirkete daha sonra almış personel olmasını tavsiye etmiyoruz bu noktada. Çünkü orada farklı bir tüzelçilikten bahsediyoruz. Ya memur, ya sözleşmeli personel ya da kadrolu bir belediye işçisinin irtibat kişisi olarak atanmasını tavsiye ediyoruz bu noktada. İrtibat kişisi bir bilgiçten personel de olabilir. Bir personel yazı işleri müdürü de olabilir. Bir avukat da olabilir, bir mühendis de olabilir. Bu noktada bir sınırlandırma yok. Kanun herhangi bir şekilde bu şu birimin görevidir demediğinden bu noktada başkanın takdirine kalıyor. Bu nokta bir irtibat kişisi atanıyor. Kullanıcı da şifremiz geldikten sonra başkan veri sorumlusu yönetici girişi butonuna bir daha tıklıyor. Burada artık kullanıcı da parolası elinde olduğu için bir giriş yapması gerekiyor. Sol üstte gösterdiğimiz yere artık kurum tarafından gönderilen şifre ve kullanıcı adıyla girişini yapacak. Ve kurumdan artık belirlediği her kişi kimse bir irtibat kişisi
atayacak. İrtibat kişisini ataması yapıldıktan sonra bu kişi de sicile kayıt butonuna tıklayacak. Artık irtibat kişisini başkanın o sayfadan atadığını varsayıyoruz. Başkan olmadığımız için ve kullanıcı da şifremiz olmadığından o sayfaya ne yazık ki giriş yapamadık. O yüzden başkanın o atama sayfasını göremiyoruz ancak sicile kayıt yapılma aşamasına geçiyoruz şu anda. İrtibat kişisinin atandığını varsayıyoruz. Bu irtibat kişisi sicile kendi kaydını yapması gerekiyor. E-Devlet üzerinden bir kayıt yapacak buraya. Buraya girdikten sonra da artık kaydını oluşturduktan sonra daha önce hazırlanan envanter ve imha politikası doğrultusunda özellikle envanterin çünkü buraya girişi yapılacak. Envanterin girişini yaparak bu kişi kaydı tamamlayacak. Ama iş bitmiyor bu noktada biliyorsunuz. Envanter girişi yapıldıktan sonra bu irtibat kişisi daimi sorumlu burada. Belediyenin herhangi bir biriminde artık bu saatten sonra yeni bir veri başlığı açılabilir. Yani yeni bir çalışma alanı ortaya çıkabilir. Bu noktada yeni bir veri alanı ortaya çıktığında artık bu irtibat kişisine her seferinde bildirmemiz gerekecek. Eğer irtibat kişisi çünkü kanun bu envanterin ve bu sistemin güncel olmasını istiyor. Bir yeni veri başlığı açılmışsa eğer irtibat kişisi sadece bunun bildirimini yapacak. Bu kadar. Yani anlık günlük olarak sürekli burada bir giriş çıkış yapılmasına gerek yok. Sadece bir dönemlik girişten bahsediyoruz. İrtibat kişisi değişebilir mi? Değişebilir. Herhangi bir engel yok. Bu noktada yine başkan oluruyla irtibat kişinin atamasını değiştirmesi herhangi bir engel yok. Evet, tekrar kayıt gerekiyor. Tekrar da süreci söyle. Kurum kaydı gerekmiyor. Biraz daha geriye gideyim. İrtibat kişisi atama noktasında bir kayıt gerekiyor sadece. Veri sorumlusu yönetici girişi bu sayfaya giriş yaptığında irtibat kişisini buradan değiştirebilecek. Derviste kamuya açıklık ilkesinden bahsedelim biraz da. Veriler üzerine kontrolün sağlanabilmesi ve kişisel veri işleyenlerin her zaman hesap verebilir olması ve şeffaflık ilkeleri gereği kamuya açıklık ilkesi benimsenmiştir. Bu ne demek oluyor? Belediyede bir kişi verisi işlendikten sonra Verbis'in sitesine girerek belediye benim hangi verimi, hangi amaçla işlemiş, ne kadar süre saklayacak bunların hepsini bu envanterden görebilecek. Yani özetle hiç kimse kendi verisini görmüyor burada. Sadece hangi verini, hangi veri kategorisi başlığında, hangi sürede işlenmiş, kimlere aktarılabiliyor, ne kadar süre saklanıyor. Bu. Yani Verbis aslında bir kitap düşündüğümüz zaman kitabın içindekiler kısmı Verbis, kitabın iç kısmı, okunan kısım da bizim verimiz. Verbis sadece kitabın içindekiler kısmını dışarıdakileri sunuyor. Bizde de aynı şekilde. Bizde verilerin asılları sadece birimlerde kalıyor. Bunda bir problem yok. Biz sadece veri başlıklarını, veri kategorilerini, saklama sürelerini, saklama amaçlarını, aktarım kişilerine süreleri buraya işliyoruz. Ve ilgili bir kişi sisteme giriş yaptığı zaman bunu nasıl görecek, nasıl bir sayfayla karşılaşacak onu görelim. Şu an bunu birer vatandaş olarak düşünelim. Ben burada Boyner firmasından yola çıkarak bir örnek hazırladım sizlere. Ben Boyner'den alışveriş yaptığım zaman tabii ki verilerim işlendi benim. Boyner benim hangi verimi, ne amaçla işledi? Ben bunları çok merak ediyorum şu anda. Soldaki verbi sayfasına tekrar giriş yaptım. Üstteki iki başlık veri sorumlusu yönetici girişi ve sicile kayıt bizim kurum olarak görevimizle alakalıydı. Üçüncü satırı, sicil sorgulama satırı da bizim verbisin şeffaflık ilkesi gereği uyguladığı bir sayfa. Buraya tıkladığımızda şöyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Ben buraya Boyner'i arattım. Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi. Tıkladığımda şöyle bir sayfayla karşılaşıyorum. Yani biz belediye olarak da buraya giriş yaptığımızda nokta nokta belediye başkanlığı diye yukarıda bizim ismimiz çıkacak. Gördüğünüz üzere kategoriler, amaçlar, alıcılar, süreler, kişi grupları, yabancı ülkeler ve güvenlik şeklinde satırlarımız mevcut burada. Kategoriler sayfasına tıkladığımızda şöyle bir şey göreceğiz biz. Veri kategorisi olarak envanter hazırlamıştık ya bakın kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri gibi veri kategorilerini burada görüyoruz. Bu veri kategorileri noktasında zaten sistemden bir seçim yaparak gidecektik her zaman. Bunlar sabit gelen şeyler bize. Biz bu doğrultuda envanter örneğinde bu başlıkta olacak şekilde hazırlıyoruz. Sizin tek yapmanız gereken envantere giriş yaparken kimlikle alakalı olan kısımda kimliği tıklayıp arkadan açılan linkleri görüyoruz bakın. Kimlik veri kategorisinde işleme amacı. Ziyaretçi kayıtların oluşturulması ve takibi. Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi. Burada
Boyner'in birçok başlığı seçtiğini görüyoruz. Yani biz Boyner'e kimlik bilgilerimizi verirken, isim, soyisim vesaire kayıtlarımızı alınırken bizim bu kimlik kayıtlarımızı hangi amaçla aldığını görüyoruz. Benim kimlik kayıtlarım vermese görünmüyor. Veyahut başkasınınki kimlik kayıtları vermese görünmüyor. Vermese sadece hangi kaydın hangi amaçla tutulduğunu görüyoruz. Bakın burada birçok başlık seçmiş. Biz de belediye ile ilgili olan başlıkları seçerek devam edeceğiz burada. Biraz daha aşağı geldiğimizde sağlık bilgileri veri kategorisinde hangi amaçlar olduğunu görüyoruz. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, insan kaynaklı süreçlerin yürütülmesi gibi amaçlar olduğunu görüyoruz. Şimdi Verbis bize şunu sağlıyor. Benim sağlık bilgilerim benim hiç ummadığım bir yerde karşıma çıktı. Örnek veriyorum, bir hastane beni aradı, dedi ki şu konuda sizin rahatsızlığınız olduğunu öğrendik. Bize gelin, sizinle tedavi edelim falan falan şeklinde bir şey olduğu zaman ben düşünüyorum, ben sağlık bilgilerini nereye vermiştim? Bu da Boyner'den bağımsız olarak söylüyorum. Örnek veriyorum, belediyede benim sağlık bilgilerim mevcuttu. Belediyeden içeriden kötü niyetli birisi benim verilerimi aldı. İlk hastane grubuna sattı bunu. Ben hatırlıyorum ki benim bu bilgilerim sadece belediyede mevcuttu. Bu kişi gelip belediyeye bunun hesabını sorma hakkına sahip olacak. Bu sayfa bize bu şeffaflığı sağlıyor işte. Bu arada biyometrik veriyi görüyorum. Bakın aşağıda fiziksel mekan güvenliğinin temin açısından biyometrik veri almış. Boyner'de almış. Aynı şekilde belediyelerimizi almasında hukuken bir engel olmadığını, sadece işlendiği amaçla orantılı olması gerektiğini söylemiştik. Mesela çok büyük bir şirketten bahsederim. Şirketin kasasının olduğu bir oda örneğinde sadece odaya sınırlı kişilerin ulaşım sağlanmasını varsayalım. İşte burada biz bu mekanın güvenliği açısından parmak izi veyahut yüz tanımayı aktif etmemizde herhangi bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Bu noktada kanunu iyi anlamak gerekiyor. Kanun bize biyometrik veri veyahut özel nitelikli kişisel veri alma demiyor. Amacını iyi belirlemek ve kişinin rızasını almamız önemli bu noktada. Yine yan satıra geldiğimizde alıcıları görüyoruz. Alıcı grupları yazmış buraya. Boyner firması, iş ortakları, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları. Bu başlıkların hepsi Verbis'te olan linkler. Siz sadece tıklama yapmanız yeterli. Burada baktığımız zaman hangi kişisel veriyi ne kadar süreyle sakladığını da görüyoruz. Kimlik 10 yıl, iletişim 10 yıl demiş. Bu noktada biz bir vatandaş olarak Boyner'deki kayıtlarımızın uygun olmadığını, yanlış olduğunu, fazla olduğunu vesaire düşünüyorsak itirazlarımızı yapabilmemiz için bu sayfa mevcut dediğimiz gibi. Yabancı ülkeleri görüyoruz. Gördüğünüz üzere hangi ülkelere hangi veriler aktarılıyor? Bakın kimlik verilerimizi yurt dışına aktarıyorlar. İletişim, lokasyon verilerimiz gidiyor. İşlem güvenliği verilerimiz, birçok verinin aslında bizim Boyner firması tarafından yurt dışına aktarıldığını görüyoruz ve güvenlik içinde yine Boyner firmasının aldığı önlemleri görüyoruz. Bu bize bir rahatlama sağlaması açısından burada bulunuyor. Her ne kadar bu girişleri muhtemelen Vatan Bilgisayar da yaptığını varsayıyorum ama 27 bin kişinin verisinin yine de tehlikeye girmesi noktasında bazen çaresiz kalabiliyorlar. Ancak bu veri güvenliği tedbirleri ilgili firmayı sorumluluktan kurtarıyor. Yani ben bu önlemleri almama rağmen bir şekilde benim sisteme sızıldı, ben önlemlerimi almıştım diyebilmesi açısından bu güvenlik sayfasının burada bulunması önemli. Bir soru cevap yapalım yine. Veri sorumlusu veri işlediği kategoride bir veri işlediğini belirtmemişse veya işlendiği belirtilen veri kategorisinin işlem amacıyla örtüşmediğini düşünüyorsa ne yapmalı? Önceki sayfamızda da değindiğimiz gibi önce veri sorumlusuna başvuracak bu kişi. Veri sorumlusunun aldığı cevap yeterli olmazsa veya reddedilirse gerek duyması halinde kurula şikayet başvurusunda bulunabilecek. Bahsettiğimiz şeffaflık ve hesap verilebilirlik için Verbis'in bu şekilde halka açık olması çok önemli. Bu noktada Verbis'in uygulaması gerçekten hiç geç kalmış olsa da çok doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Belediye açısından bizi ne kadar sorumluluk altına soksa da bu dönemsel bir sorumluluk aslına bakarsanız. Bir kere kayıt yapıldıktan sonra irtibat kişisinin bu kadar büyük bir iş yükü olmayacak, uyum her zaman için zor tabii ki. Daha önce değindiğimiz bir soru yine. Verbis kişisel veri içeriyor mu? Hayır, Verbis'te hiçbir şekilde kişisel veri yok. Kişisel verilerin hangi amaçla işlendi, ne kadar süre muhafaza edildi, nerelere aktarıldı ve güvenlik tedbirlerini görüyoruz. Ara vermeyi düşünmüyorum. Çok az sayfamız kaldı. Bir 15 dakika daha verirseniz bana artık sona geldik sayılır. Hatta daha da az kalmış. Hukuki yaptırımlara geldik. Bir suç olan yaptırımlara, yani Türk Ceza Kanunu kapsamında bu veri işleme, veri aktarmadan kaynaklı
hapis cezası gerektiren haller var. Bir de kurumun idari para cezasına, kurul tarafından uygulanacak para cezasına maruz kalma ihtimali olan durumlar var. Bunlara da bakalım ve sonuçlandıralım dersimizi. Niteliği itibariyle suç olan hallerden ilki. Türk Ceza Kanunu 135. maddesi şöyle söylüyor. Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Burada herhangi bir şekilde kim olduğuna dair herhangi bir ayrıma gitmemiş kanun. Hiçbir kimse hukuka aykırı olarak kişisel veri işleyemez. Yani bu çok açık bir hüküm burada. Fişleme diye tabir edilen hükümlerden yola çıkabilirsiniz aslında. Kişisel verinin işlenmesini kanunumuz aslında yasaklıyor. Kişinin rızası olması kaydıyla tabii ki almakta bir engel yok. Ancak hiçbir şekilde verileri serbestçe işleyemiyoruz. Ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alır. Bu da en çok karşılaştığımız. Ben 2 hafta kadar önce sırasıyla bütün emeklilik firmalarına arandım. Fark ettim işte insan aklına geliyor tabii. Benim numaramı verdiğim herhangi bir kişi veya kuruluş bu firmalar hatta yakın zamanda aracımın sigortasını yeniletmiştim. Orayla alakalı olduğunu düşünüyorum ancak sitesine baktığım zaman bununla alakalı bir şeyle karşılaşmadım. Tahminim orası ama daha fazla üzerine gitmedim. Bütün emeklilik firmalarının numaram dağıtılmış. Farklı farklı firmalara aynı gün içerisinde 10'a yakın telefon aldım ben. İşte bu noktada aslında benim kişisel verilerim hukuka aykırı olarak başkalarına dağıtıldı. Bu da bir ceza yaptırım gerektiriyor. Ben bunu tespit edebilseydim şahsen savcıda suç duyurusunda bulunursam bu kişi TCK madde 136 kapsamında ceza yaptırımla karşılaşabilir. Bizi daha çok ilgilendiren aslında bu suçun bir nitelikli hali var. Kamu görevlisi sıfatımızdan kaynaklı olarak bizim kamu görevlisi sıfatından kaynaklı veyahut görevin verdiği yetkiyi dayanarak kötüye kullanmak suretiyle veya belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle kişisel veriyi kaydetme veya ele geçirme durumları işlendiğinde cezamız yarı oranında artırılıyor. Bunu şahsen tespit etmemiz gerekiyor. Tabii ki yani şöyle burada kurul resmen harekete geçmesi tabii ki bir yetkisi var. Cumhuriyet savcılıklarının her suçta olduğu gibi burada da yetkiler var. Onlar ayrı. Ancak bu bizim şahsen farkına vardığımız bir durum olduğu sürece ilgili yerlere şikayetini yapmamız bizim bir özgürlüğümüz, bir hakkımız. Cezalardan sonra idari para cezası gerektiren hallere bakmamız gerekiyor. Diğerleri bireysel olan Türk Ceza Kanunu yaptırımlarıydı. Burada da kurumumuzun, belediyelerimizin idari para cezasına maruz kalma ihtimali olan durumlar var. Nedir bunlar? Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında işin ciddiyetine ve kurumun büyüklüğüne, niteliğine göre 5.000 lirayla 100.000 lira arasında. Tabii bunlar yeniden değerleme oranında artan miktarlar. Buna kanunda yazanlar. Cezaya maruz kalabiliriz. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15 bin ve 1 milyon lira arasında cezalar. Şimdi teknik tedbirlerden bahsetmiştik. Teknik tedbirlerimiz yeterli değilse ve verilerimizin çalınması gibi bir sıkıntıyla karşılaşırsak bu noktada kurul belediyeyi veyahut belediye şirketini görevini tam olarak ifa etmediğini düşünürse işte bu noktada sorunun büyüklüğüne göre idari para cezası uygulama yetkisi var. Ve son olarak bir idari para cezası gerektiren hususta en önemlisi belki de verse kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20 bin lirayla 1 milyon lira arasında cezalara hükmedilebiliyor. Şimdi dediğimiz gibi Eylül sonuna kadar şirketlerin zorunluydu belli şirketlerin. Kayıt yaptırımlar hakkında başlangıçta şirket kurum, daha doğrusu kurul hemen idari para cezası uygulamak yerine önce bir uyarı yazısı gönderdi. Çünkü başlangıç olarak şu anda kanuna uyum süreci devam ediyor. 4 yaşında olan bir kanundan bahsediyoruz ki yakın zamanda şahit olduğum bir husus. Kanunda bile hala değişiklikler olabiliyor. Onlar da şu an yeni yeni oturtuyorlar sonuçta sistemi. Hemen para cezası belki gelmeyecek ama belki 1 yıl, 1,5 yıl sonra kamu kurumlarına da cezalar gelmeye başlayabilir. Bu noktada bizim kaydımızı en kısa sürede tamamlamamız gerekiyor. Dediğimiz gibi 31 Mart 2021 yani 45 gün kadar sonra bizim kayıt süremiz doluyor. Zorunlu kayıt süremiz doluyor. O zaman kadar kaydımızı yaptırmamız gerekiyor. Türkiye Belediye Birliği olarak talebimizi kuruma ilettik. Dileriz en yakın zamanda bir uzatma daha gelir. Çünkü pandemiden kaynaklı esnek çalışma durumunda personel belki yarı zamanlı gidiyor şu anda. Envanter hazırlama süreçleri çok aksayacaktır. Politika hazırlama süreçleri çok aksayacaktır. Bunun farkında olarak biz de taleplerimizi ilettik. Herhangi bir bize dönüş olduğunda web sitemizden bunu paylaşacağız. Aynı zamanda kurulun kendisinden bunu karar olarak paylaşacağını kvkk.gov.tr'de takip edebilirsiniz. Veyahut resmi gazetelerde takibi mümkün. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Evet, Göksu Menekşe'nin bir sorusu var. Aydınlatma ve açık izah metni örnekleri yayınlamanız mümkün mü? Bunu da hazırlamaya çalışıyoruz. En kısa vadede elimizden geldiğince bunu da yapacağız. Bir aydınlatma metni örneği hazırlayacağız. Ancak
Açık rıza aslında bir metin değil. Aydınlatma metni içerisinde okudum onaylıyorum şeklinde onay almanız yeterli. Süreç içerisinde karşılaştığınız sorunlar, durumlar olursa ben hem mail adresimi paylaşıyorum sizinle hem de dahili telefon numaramız var. Her zaman ofiste olmayabiliyorum. Görevim gereği bazen adliyelerde veyahut başka yerlerde olabiliyoruz. O yüzden telefonla ulaşma ihtimali daha düşük olabilir. Mail yoluyla bana ulaşırsanız ben müsait oldukça maillerinize hatta telefon numaranızı bırakırsanız telefonla da dönüş yapabilirim konu üzerinde. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Sunumu arkadaşlarım sizinle paylaşacaklar. Katılım belgesi durumlarını da yine eğitim müdürlüğü arkadaşlarımız takibini yapıyor onlar. Bana mail atmanız durumunda mail adresimi görüyorsunuz. Boş mail atarsanız sunumu da sizinle paylaşabilirim tekrar. Sorularınızı da oraya gönderebilirsiniz. Her zaman destek olmak isteriz. Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde sizlere görevinize karşılaştığınız sorunlara destek vermek bizim görevimiz. Sadece bununla alakalı olan değil, belediye ile alakalı olarak diğer konularda da elimizden geldiğince size destek olmak isteriz. Sunum için bana mail atmanızı, boş mail atmanızı veya sunum şeklinde not düşmenizi rica ediyorum. Ben size dönüşünü yapacağım. Ben teşekkür ediyorum katılımınız için. İnşallah bir uzatma daha alırız. Daha rahat bu süreci cevaplandırırız diye tahmin ediyorum.